Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Evrim. Bugün Gülru ile birlikte Almanya'da kariyer konusunu konuşacağız sizlerle yaklaşık 90 dakika boyunca. Gülru, seninle devam edeyim istersen. Şöyle yapalım. Kendini tanıt dilersen, sonra da ben kendimi tanıtayım. Sonra da yavaş yavaş toplantının gündemine başlayalım. Ne dersin? Tamam, tabii olabilir. Herkese tekrardan ben de merhaba demek istiyorum. Ben Gülru. Buraya gelen, yani tahmin ediyorum, işte Almanya'ya gelmek isteyen, Almanya'da yaşayıp kariyerini değiştirmek isteyen, belki her şeyi bırakıp bambaşka bir kariyer yoluna gitmek isteyen veya kariyerinde ilerlemek isteyen insanların geçtiği yollardan geçmiş biriyim ve bunu da mesleğim haline getirdim. İster expat deyin, ister göçmen deyin, doğduğu ülkeden farklı bir yerde yaşayanlara koçluk ve kariyer danışmanlığı yapıyorum. Daha evvelinde 10 senelik, yani yaklaşık 10 senelik Almanya-Türkiye arasında gidip gelen bir kurumsal geçmişim var. Alman Lisesi ve Heidelberg Üniversitesi Ekonomi Politika mezunuyum. 5 ve 2,5 yaşlarında iki oğlum, Alman bir eşim var ve 2015'ten beri yaklaşık Hamburg'da yaşıyorum. Evrim, şimdi de seni dinleyelim. Evet, bu arada tanışmamıza da kısaca bahsedelim istersen. Ay, yanlış hatırlamıyorsam yine Almanya konusuyla ilgili olarak Clubhouse'un en popüler olduğu zamanlarda bir odada karşılaşmıştık ve ilk defa orada konuşmaya başlamıştık. Öyle hatırlıyorum, öyle evet, değil mi? Evet, galiba öyle. Evet, öyleydi. Evet, sonra aynen. Biz Cem'le yazışmaya başlamıştık. Evet, sanırım. Kesinlikle aynen. Ben de kendimi tanıtayım. Ben Evrim. 2010 senesinde Almanya'ya taşındım. Türkiye'deyken Turkcell'de çalışıyordum. Koç Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okuduktan sonra Turkcell'de çalışmaya başladım. Ve bir süre sonra da, yaklaşık 4 sene sonra da Deutsche Telekom'dan teklif aldım ve Almanya'ya taşındım. Sanırım şunu söyleyebilirim, bunu genelde iş görüşmelerinde de söylüyorum. Hayatını değiştiren en büyük şey nedir dediklerinde ben genelde Almanya'ya taşınmak diyorum. Neden derseniz, çünkü gerçekten kendinizi bambaşka bir kültüre, bambaşka bir şehre uydurmaya çalışıyorsunuz ve bunu sizi gerçekten çok geliştirdiğini düşünüyorum. O zamandan bu yana Almanya'dayız diyebilirim. Yaklaşık 12 sene oldu. Sadece 2 senelik bir Dubai tecrübemiz oldu. Bir de master olarak da Fransa'da MBA'mi yaptım. Bir yandan bir enerji şirketinde çalışıyorum. Essen bölgesinde bir enerji çok şirketinde çalışıyorum. Çok basit bir soruyla başlayacağım Gülru. Almanya'da iş var mı? Yani bu cevabı nereye çekersin sen bilmiyorum. Almanya'da iş var mı sorusuyla başlamak istiyorum. Almanya'da iş var. Sorunun cevabı çok basit ve net aslında. Evet. Çünkü Almanya'da iş var. Özellikle nitelikli iş gücü aranıyor. Almanya'da yaşayanlar duymuştur. Fachkräftemangel diye bir şey var, bir söz var. Yani nitelikli iş gücünün aslında şu anda talebi karşılamaması. Tabii bu bütün alanlarda aynı derece yok. Hangi alanlarda var diye sorarsan, Mint lafını duymuş muydunuz daha evvelden? Bu belli bir şeylerin kısaltması olarak, belli alanların. M, matematik. I, ingenieur, yani mühendislik. N, naturwissenschaften, yani fen bilimleri. T, de teknoloji ve IT gibi alanlar. Burada gerçekten talep çok yüksek ve yeterince nitelikli iş gücü yok. Bu nedenle birçok pozisyon açık kalıyor. Şimdi bunların birazcık detayına inmek gerekirse, mühendislikte mesela Almanya'nın biliyorsunuz otomotiv sektörü çok gelişmiş. Makine mühendisleri aranıyor. Enerji konusunda çok insan aranıyor. Özellikle yenilenebilir enerji. Bu yükselen trendti. Şu anki Ukrayna-Rusya krizinden sonra bu trend çok başka bir hal aldı. Yani çok daha çabuk yenilenebilir enerjiye çok daha fazla yatırım yapılması politik olarak konuşuluyor. Onun dışında elektroteknik, robotik, hani bu alanlarda yine mühendisler. Yürü, şöyle bir şey yapabilir miyim? Bu bizim Vasistas'ta Almanya'da en çok talep edilen işlerle ilgili bir yazı vardı. Tam senin söylediklerin çerçevesinde. Ben bir yandan chat fonksiyonunda onu paylaşacağım. Belki sonrasında bakmak isteyen arkadaşlar olabilir. Lütfen devam et. Ha, çok iyi olur. Bu LinkedIn'in en çok aranan aynen öyle. Alakalı yaptığı araştırmanın sonucu değil mi? Evet, zaten oraya baktığımızda da gördüğümüz şey, özellikle en çok şimdi ona geçecektim. Yani bu mühendislik alanları evet, ama en çok IT ve bilişim ve buna hizmet eden işlerde özellikle açık var. Yani IT dediğim zaman yapay zeka, big data, işte bu machine learning, makine öğrenimi evet, sanırım söyleniyor. Bu alanlarda gerçekten çok fazla açık var. Aynı şekilde Claude'la beraber çalışanlarda. Bu
Bu alanlar dışında özellikle doktor açığı yine çok olan bir alan. Doktorda da yine her alanda değil. Özellikle böyle büyük alanlarda mesela genel cerrahi olsun, dahiliye olsun, psikiyatri olsun, nöroloji olsun. Bu alanlarda çok fazla açık var. Bu söylediğim şeyler de ama yine Almanya'nın geneline aynı derece yayılmamış. Mesela endüstri, mühendislik alanlarında özellikle Güney Almanya'da çok iş var. Mesela Baden-Württemberg bölgesinde, Bayern bölgesinde ve yeni eyaletlerde. Tıp alanında büyük şehirlerde değil, daha çok böyle şeylerde, daha böyle köy ve büyük şehirlerin dışında ve yine Doğu Almanya'da çok fazla açık var. Startup, yeni teknolojiler dediğiniz zaman Berlin, Almanya'nın Silikon Valley'i. Evet. Orada çok fazla iş var. Hamburg civarında da aynı şekilde. Bunun dışında meslek eğitimiyle gelinen birçok alanda da talep var yine. Yani mesela işte bu zanaat ustaları, özellikle de hasta bakıcı, yaşlı bakıcı. Bu alanlarda çok büyük açık var. Evet. Ben bu chatten paylaştığımız, Vasistas'taki paylaştığımız Almanya'da en çok aranan meslekler 2022 yılına bir göz gezdiriyorum. Senin bahsettiğin gibi genel olarak IT konusunda çok büyük bir açık var ve bence özellikle bizi Türkiye'den de dinleyen arkadaşlar varsa şu önemli bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla, lütfen sen de yorumla. IT dediğimizde aslında Almanca'da çok bir gereksinim olmuyor. IT'ci insanın bilmesi gereken dil yazılım dili oluyor. Belki de birazcık analitik düşünce oluyor. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Hani belki birazcık daha ileriki sorularda olacak ama genel olarak bu en çok aranan mesleklerde Almanca olmazsa olmaz mıdır? Özellikle bilişim sektöründe değil. Almanca olmazsa olmaz değil. Kesinlikle ben kendim burada Almanca bilmeden çalışan çok insan tanıyorum. Evet. Fakat öyle ya da böyle bu insanların yani orta düzeyde İngilizce en azından biliyor olmaları gerekiyor. Evet. Orta ve düzeyde, eğer Almanca bilmiyorlarsa. Yani bu kadar açık olmasına rağmen ben şunu biliyorum. IT yöneticileriyle görüşüyorum. Hı hı. Yani evet, insana ihtiyacımız var ama yani gelen insanla da hani bir konuşabilmek, yani bir ekip arkadaşı olacağız. İletişim Tabii. Kurmamız önemli. Burada herkes İngilizce bildiği için Almanca zaten şart değil ama İngilizcenin en azından biliniyor olması gerekiyor. Evet, aynen. Bir de bahsettiğin gibi her meslek Almanya'nın herhangi bir şehrinde aranmıyor. Sadece belirli şehirlerde aranıyor. Mesela otomotivle ilgili olarak tabii ki Mercedes, BMW vesaire gibi şirketler daha çok güney kısmında Almanya'nın. O yüzden bu bölgelerde ya da Stuttgart vesaire bölgesinde. Bu bahsettiğimiz yazıda aslında LinkedIn çok güzel bir şey de yapmış. Her aranan meslek en fazla Almanya'nın hangi bölgesinde aranıyor diye bunları da koymuşlar. Mesela şöyle hepimiz için ilginç bir şey, siber güvenlik uzmanı, örnek veriyorum. Siber güvenlik uzmanında diyorlar ki en fazla Münih bölgesinde, Frankfurt bölgesinde ve Köln-Bonn bölgesinde bu meslekler aranıyor diyorlar. Dolayısıyla hani belki Almanya'da hangi meslekler çok çekici sorusunu kendisine sormak isteyen arkadaşlar bu yazıya bakabilirler. Hayli yararlı olur diye düşünüyorum. Gerçekten faydalı bir yazı. Yani hangi bölgede, hangi meslekler, orada görüyorsunuz. Yani sadece IT'ci değil, onunla böyle alakalı mesela danışmanlık. Şimdi evet. Oradaki birinci çıkan şey sanırım public sektörde dijitalleşme. Aynen Peki, öyle. Almanya'da bu çok geriden gelen bir şey ama bütün yani o devlet public sektörünün dijitalleşmesi sürecinde çok fazla bu süreçleri yönetecek insana ihtiyaç var. Bunun gibi gerçekten çok faydalı. Bence onu mutlaka herkes incelesin, Almanya'da iş arayan. Bir de hayat o kadar değişken ki yani ertesi gün neyin daha fazla popüler olacağı belli olmuyor. Mesela şimdi maalesef ki Ukrayna'daki savaştan dolayı Almanya yakın zaman içerisinde savunma sanayine daha fazla yatırım yapacağını söyledi. Gayri safi milli hasılasının hatırladığım kadarıyla %2'sini savunmaya ayıracağını söyledi. Bu ne demek? Aslında savunma sanayinde daha fazla iş aranacak demek. Çünkü daha fazla iş olanağı olacak. Belki bu da şeyi gösteriyor. Hani her an farklı iş gereksinimleri de olabilir. Ya şu an gerçekten öyle bir dönemdeyiz. Her şey son derece hızlı değişiyor. Dediğin gibi 100 milyar euro yatırım yapıldı savunma. Aynen öyle. Ani bir kararla bir gecede böyle bir şey açıklandı. Bunun nerelere dağılacağını bilmiyoruz ama birçok insana iş imkanı sağlayacağı çok aşikar. Çünkü Almanya bu alanda da üretim yapan, yani bu 100 milyar euroyu dışarıdan almayacak. Kendi de üretim yapacak. Bu nedenle bu alanlarda da yani tecrübesi olan insanlar önümüzdeki dönemde nasıl dağılacağına bağlı olarak iş bulabilirler gibi gözüküyor. Aynen. Bunun için de sanırım hani şimdi
bir sürü artık dijitalleşmeyle birlikte bu bilgiye ulaşabilmek için bir sürü kanal var. Biz Almanya Yaşam Rehberi Vasistas olarak olabildiğince bilgiyi sunmaya çalışıyoruz. Ama YouTube'da yüzlerce video var. Hani YouTube'da içerik üreten ve gerçekten çok güzel içerikler üreten kişiler var. Onun haricinde tabii ki Almanya'da uzmanlaşmış senin gibi değerli kariyer uzmanları var. Başta seninle belki sonrasında benzer meslek gruplarındaki arkadaşlarla da iletişime geçip LinkedIn gibi kanallarda iletişime geçip de insanlar bilgi alabilirler. Yani birazcık şey olmak gerekiyor sanırım, proaktif olmak, hani zorlamak gerekiyor gerçekten. Gerçekten istiyorsanız iş bulmayı. Gerçekten zorlamak gerekiyor. Öyle çok hani bir başvuru yaptım oldu. Olan da var evet, yani bazen hani bazen şans yardım ediyor. Çok hani denk de gelebiliyor. Evet. Ama benim gördüğüm çoğu insan gerçekten uğraşıyor iş bulmak için. Uğraşmak önemli. Ben bize açıkçası çok fazla mail geliyor ya da mesaj geliyor. Bazen maillerden mail örnekleri bazen şöyle oluyor. Türkiye'den yeni mezun oldum. İşte şu 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 işi yapıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Başka hiçbir şey değil. Yani biz nasıl yardımcı olabiliriz ki? Sonuçta o kişiyi tanımıyoruz, o kişinin isteklerini bilmiyoruz. Yani sanırım gerçekten kendinizi daha fazla bilip de ne istediğinizi bilip de birazcık daha fazla zorlamak, doğru insanlarla iletişime geçip, doğru kanallarla iletişime geçmek gerekiyor. Bu anlamda da istersen ikinci soruyu sorayım sana. Şimdi tabii. Almanya'da iş var dedik. İşlerin daha çok hangi kanallarda iş arandığını da anlıyoruz. Peki İnsanlar bu işleri nereden bulabilirler? Hangi kanallardan bulabilirler? Bunları da bir kısaca üzerinden geçelim mi? Tabii. Yani birincisi, yani sanırım senin az önce söylediğin o Vasistas'ta da yazı olarak çıkmıştı diye hatırlıyorum. İş arama kanalları. Aynen. Almanya'da olan çoğu insanın da bildiği kanallar olduğunu düşünüyorum ama evet. Size de bir söyleyeyim. Hatta belki o yazıyı tekrardan şimdi paylaşıyorum ben de. Paylaşabiliriz. Yani, aynen öyle. Bu şunu da söylemekte fayda var. Hani benzer web sitelerini farklı sitelerde de görebilirler ama sadece bu sayfada biz hepsini güzel bir şekilde özetlemeye çalıştık. Evet. Hatta eksiklerimiz bile olabilir. Lütfen bize yazsınlar, oraya koyalım. Devam et lütfen Guru. Ya bunlar yani orada da yazıyor zaten. Indeed olur, Stepstone olur, Monster olur, LinkedIn evet. Üzerinden. LinkedIn'in Almanya versiyonu var. Gitgide daha az kullanılıyor ama halen oradan da iş bulunabiliyor. Sing sitesinde. Evet. Agentur für Arbeit var. Bu buradaki iş bulma kurumu oluyor. Onun sitesinde de işler bulunuyor. Yani buradaki yerlerden tabii ki işlere başvurabilirsiniz. Bu işin temel taşı gibi bir şey. Ama bir de şunu düşünmek lazım. Yani bu sitelerde ilan çıkmak şirketler için paralı. Dolayısıyla her şirket her ilanı her zaman çıkmıyor. Bu nedenle şirketlerin web sayfalarına girip oradan ilanlara bakmak aslında son derece önemli. Yani şirketlerin web sayfalarını da kontrol etmenizi öneriyorum. Evet. Tabii burada şöyle bir soru oluyor. Yani hangi şirket olduğunu nereden bileceğim? Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben bana gelen danışanlarla şu şekilde çalışıyorum. Öncelikle o insanların kariyer hedefleri ne? 5 senede neye ulaşmak istiyorlar? 10 senede neye ulaşmak istiyorlar? Hangi yetkinlikleri var? Hangi deneyimleri var? Özel hayatlarında ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Yani bunların hepsine bakarak evet. Beraberce hangi sektör ve şirketler bu insanlar için mantıklı? Biz bunun bir listesini çıkarıyoruz. Bu sizin kendi başınıza da yapabileceğiniz bir şey. Yani neleri istediğinizi düşünerek hangi sektörler, hangi alanlar ve bunların oturup bir listesini çıkarmak. Ondan sonra bu çıkardığınız listede o şirketlere bakıp hani hangi alanlarda açıkları var, bunlara bakabilirsiniz tabii. Ama inisiyatif bewerbung diye bir şey var. Yani orada bir ilan olmasa da o şekilde başvuru yapmanız anlamına geliyor bu. Ben bunu kesinlikle öneriyorum. Fakat burada da yani aynen aslında Evrim demin senin söylediğin şeye denk geliyor. Yani şunu da duyuyorum mesela hani bana gelen danışanlar işte ben başvurdum. Bu inisiyatif bewerbung yolladım. Siz de öneriyordunuz zaten. Ne yolladın? CV'mi yolladım. Bir şey olursa hani beni düşünün gibi bir niyet mektubuyla. Şimdi bu çok fazla işe yarayan bir şey olmaz yani. Eğer deneyimiz o anda gerçekten hani çok böyle acayip denk gelmesi gibi bir şey olmazsa. Onun yerine hakikaten biraz o şirketle uğraşmak gerekiyor. Yani neden bahsediyorum? Yani mesela şirket atıyorum Uzak Doğu pazarına açılıyordur. Bakarsınız işte onları takip edersiniz. Şirketin şeylerini, raporlarını takip edebilirsiniz. İşte finans dergilerindeki raporlara bakabilirsiniz. Yani basit bir Google Search'tan bile birçok şey çıkar. Kendi yetkinliklerinizle o şirket sizi hangi alanda kullanabilir? Bunu anlatan bir cover letter yazmanız lazım. Yani şu şekilde ben şu an böyle bir pozisyon yok görüyorum ama
Ben şu alanlarda iyiyim ve siz de şu an şöyle bir zorluk yaşıyorsunuz veya şu pazara açılmaya çalışıyorsunuz veya şöyle bir ürün çıkarmışsınız. Ben bununla daha evvelden çalıştım. O nedenle Evet. size faydalı. Yani hani çok böyle direkt bir şekilde insanların faydasını görebileceği bir cover letter'la bu şekilde başvurabilirsiniz. Bu işe yarayan bir yöntem. Onu söyleyebilirim. Yine aynı mantıkla, pardon, bir şey mi söyleyecektim diyorum. Yok, lütfen devam et. Lütfen. Ya yine aynı mantıkla bu şirketi seçtikten sonra gidip LinkedIn üzerinden, Sing üzerinden o şirketlerdeki yöneticilere de olabilir, junior pozisyondaki insanlara da olabilir mesaj atabilirsiniz. Yani siz bu mesajları attığınız zaman biliyorum bu mesajların ortalama belki %70'i cevapsız kalıyor. Ama bu sorun değil. Yani bir %30, %20, %10 neyse o anki duruma göre size cevap veren insan çıkacaktır. Bu insanlar size yol gösterebilir. Bu insanlar sizi şirketine önerebilir. Bu insanlar sizi işe alabilir. Yani Evrim, mesela izninle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Benim belki bilmiyorum kendisi burada mı şu anda. Mesela eşim marketing olarak yani pazarlama alanında çalışıyor bir fintech şirketinde. Ona işte geçtiğimiz aylarda bir mesaj geliyor. Türkiye'de hukukçu ve bir devlet dairesinde çalışan bir kızdan ve ne yaptığını, ne yapmak istediğini çok açık bir dille anlatan bir mesaj ve pozisyon soruyor. Eşim yani gerçekten pozisyon olmadığı için diyor ki anladım, hani senin deneyimin çok kıymetli ama şu an bizde pozisyon yok, ama benim eşim Türk ve kariyer danışmanı, seni onunla tanıştırayım. Biz bu şekilde tanıştık ve bu bahsettiğim arkadaş, yani gerçekten bu işi ciddiye alıp bu şekilde yol alan arkadaş şu anda Berlin'de gerçekten güzel bir şirkette hukuk danışmanı olarak çalışıyor. Çok çok güzel bir hikaye. Yani bu bahsettiğimiz konuyla ilgili hani lütfen bana yardımcı olun diye kısa bir cümle yollamak değil, kendini çok daha iyi ne istediğini anlatmak, karşı taraftan beklentisini anlatmakla ilgili bir şey. Bununla ilgili ben şöyle bir tavsiyede de bulunabilirim. Bazı zamanlarda LinkedIn'de her önüne gelen kişiye mesaj atamıyorsun. Ama bunun için de mesela LinkedIn'in bildiğim kadarıyla iş arayan diye bir paketi var. Bu iş arayan paketini aldığında ayda yanlış hatırlamıyorsam 15-20 mesajı ücretsiz olarak insanlara atabiliyorsun. Bu da bence şey için çok önemli. Yani aklının hayalinin gelmediği bir kişiye bile mesaj atabiliyorsun ve gerçekten ne istediğini ona söyleyebiliyorsun. Ondan sonrası da tabii ki senin becerilerine kalmış. Yani CV'ne kalmış. Mesela şimdi chatte Merve yazmış. Referans mektubu. Belki referans mektubu konusuna kalmış. Hemen chat'teki soruyu da sana bu anlamda yöneltmiş olayım. İş başvurularında referans mektubu isteniyor mu? Burada dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Bu soruyu zaten başka arkadaşlarımızdan da daha önceden duymuştuk. İstersen bu soruyu cevaplayalım. Bu soruyu cevaplayacağım ama bu soruya gelmeden birkaç tane Evet. daha şey söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Bir önceki sorunla bağlantılı Evet. olarak sizin şirkette var mı bilmiyorum. Bu insanlara yazın dedim ya, bazı şirketlerde şey de var. Referral programları var. Yani sizin Aynen. öner, mesela benim önceden çalıştığım bir startupta öyleydi. İnsan bulmakta zorlanıyorduk. Junior pozisyonda bile birini önerip o kişi işe alırsa öneren kişi 1.000 euro oluyordu. Ondan Aynen. başlıyordu Ben de yönetici. yaşadım. Deutsche Evet. Telekom'dayken böyle bir şey yaşadım. Bir kişiyi de önerdim hatta. İnsanlar önermek için son derece motive oluyorlar, yani o 1.000 euro Kesinlikle. ile 5.000 euro arası bir range'de Aynen şeyler öyle. var. Bunun dışında bir şey daha var, takip etmenizi isteyeceğim. Kariyer fuarları. Evet. Bunlarla online ama bazen artık şu anda offline'a da geçebilir. Vasistas'tan veya LinkedIn profillerimizden bununla ilgili bilgileri biz paylaşıyoruz ve Evet. paylaşıyor da olacağız zaten. Onları takipte olursanız bu tarz önemli kariyer eventlerini biz sizinle paylaşıyor olacağız. Bir şey daha önermek istiyorum. Bugün de şeyler bitmiyor. Lütfen Gerçekten devam et. çok Çok iyi. fazla yapılabilecek şey var. Hani Almanya'da duymuşsunuzdur, vitamin B diye bir şeyden bahsedilir Almanya'da olanlar. B, Beziehung, yani ilişki. Yani aslına bakarsanız yani iş bulmanın yine altın kurallarından biri çevre yapmak, insanlara sormak ve komünitelere girmek. Mesela Almanya'da çok büyük bir Türk komünitesi var. Bunların çoğu gerçekten Almanya doğumlu olanlar, sonradan gelenler değil. Mesela en büyüğü Türk İşe Gemeinde Hamburg. Burada çalışan insanların çoğu çok kariyerli. Böyle yerlere girdiniz mi? Buradan da farklı şeyler bulabilirsiniz insanlarla. Bana mesela geçenlerde gelen bir Türkiye'den Ermeni bir çiftle beraber çalıştım. Onlara şeyi önerdim, yani buradaki Ermeni komünitesinde özellikle Türkiye'den gelen Ermeni komünitesi oldukça ufak ama aynı zamanda birbirini çok tutan insanlar. Aynen. Bunlar her şekilde işe yarıyor. O nedenle dediğin gibi olay uğraşmaya kalıyor.
Şey bile olabilir. Yani örnek veriyorum, Türkiye'de Boğaziçi mezunuysan gel burada Boğaziçi'li birisini bul. Türkiye'de Evet. İstanbul Üniversitesi mezunuysan gel burada İstanbul Üniversitesi'li birini bul. Yani her zaman ortak bir paydayı bulmaya çalışıp da karşıdaki insanla onun üzerinden belki de taleplerini iletmek Evet, olabilir. evet. Evrim, bir de yani illa burada Boğaziçi'yi bulmana da gerek yok. Hani small world theory diyorlar ya, altı şehirde Evet. herkese ulaşabilirsin. Evet. Oradaki arkadaşlarına sor. Sizin burada tanıdığınız biri var mı? Yani Aynen sizin öyle. tanıdığınız olmasın da tanıdığınızın tanıdığı olsun. Yani böyle aramaya başladığınız zaman birileri çıkıyor. Evet, çok doğru. O zaman şöyle bir şey yapalım. Referans mektubu konusuna değinelim ama bir yandan da şunu rica edeceğim. Belki bizi dinleyenlerin arasında da görür, senin söylediklerine bir şeyler eklemek isteyen kişiler olabilir. Kendi deneyimlerini, hani belki de tavsiyelerini vermek isteyen kişiler olabilir. Böyle kişiler varsa da lütfen konuşabilirler. Onu da bir söylemek istedim. Evet, referans mektubu konusunda ne diyorsun? Referans mektubuyla alakalı geçen ayda değil mi bir yazı yazmıştım ben. Evet, aynen Belki öyle. onu linkleyebilirsin tekrardan. Tamam, ben onu bir yandan bulacağım. Sen de lütfen anlat. Aslında referans mektubunda da CV'de de, yani en önemli şey hatasız, kurallara uygun ve gerçekten sizi anlatan şeyler olması. Ve de hangi pozisyona başvuruyorsanız o pozisyona özgü bir referans mektubu olması. Yani bir tane CV hazırlayayım, bir tane referans mektubu hazırlayayım ve bunu işte 100 tane şirkete yollayayım. Bu Almanya'da pek işe yarayan bir strateji değil aslında bakarsanız. Yani oradaki en temel şey, ilanı alacaksınız, okuyacaksınız iş ilanını çok dikkatli bir şekilde. Ve bu insanlar bu ilana bakarak, yani biraz şeyi düşünmek gerekiyor. Önce ilk el elemeyi düşünürseniz orada bir İK görevlisi çoğu zaman daha junior pozisyonda bir insanın eline bir şey veriliyor. Bir bakın bu iş tanımı, bu iş tanımına uygun CV ve cover letter ara diye. Ve o ilana bakıyor. Yani aslına bakarsanız belki sizin o işte tam olarak ne yaptığınızı da bilmiyor. Ama ilana uygun o CV, o ilana uygun mu değil mi? Buna bakarak bunu kıyaslıyor. Dolayısıyla sizin de aslında yapmanız gereken en temel şey, belki de hani kendiniz de bu şekilde bakabilirsiniz ama bir arkadaşınıza, bir tanıdığınıza da rica edebilirsiniz. CV'nizi, cover letter'ınızı verip işte okuması için bir dakikalık, yani çünkü gerçekten kısa bir süre verip aklında ne kaldı, niye anlattı ve iş ilanı verip bu iş ilanına uygun mu değil mi, yani ilk neler göze çarpıyor. Bunlara bakabilirsiniz veya çevrenizdeki insanlardan bu konuda destek alabilirsiniz. Bu referans mektubu ile ilgili olarak ben şöyle bir şey duymuştum. Sen çok daha iyi bilirsin eminim. Referans mektubunda, özellikle Almanca referans mektuplarında, yani şöyle, şirketler, mesela bir şirkette çalışıyorsun. Bu şirkette çalışmanın sonucunda şirket sana bir mektup yazıyor. Bu kadar işe şöyle çalıştım, böyle çalıştım vesaire. Orada yazılan cümlelerin arasında aslında bir kodlamalar varmış Evet. deniyor. Biraz bana şehir efsanesi gibi geliyor. Yani çok Yok değil. abartılıyor, öyle mi? Yok değil. Gerçekten şehir efsanesi değil o. Okey. Yani bu Almanca söylense çok anlaşılabilecek bir şey de, yani öyle bir cümleler var. Yani şöyle söyleyeyim size, aslında en başta bu bahsettiğin o referans mektubu dediğin aslında iş karnesi diye geçiyor. Evet. Almanya'da herkesin pozitif bir iş karnesi alma hakkı var. Evet. Yani siz dünyanın en iyi çalışanı da olsanız şirket size pozitif bir karne vermek Bu zorunda. yasal nedenlerden dolayı Evet, diye. yasal nedenlerden dolayı. Evet. Ama tabii ki şimdi insanlar da bu, yani bir şey öğrenmek istiyorlar değil mi? Hani ne amaçla bunu yapıyorsun? Evet. Bu nedenle ondaki iyiler arasında kodlar konuyor. Yani mesela eğer ben diyorsam ki Evrim'le işte çok güzel çalıştık, şirketimiz dışındaki hayatında ona başarılar diliyorum dediği zaman bu şu demek: Evrim bir daha bu şirketin kapısından giremez. Biz ondan hiç memnun kalmadık, çok kötü ayrıldık. Çok şükür öyle bir şey almadım. Gibi gibi böyle aralarda. Evet. Ve yani Almanca'da böyle belli hani yükseltmeler olur ya, hani iyi, daha Evet, iyi falan. Oradaki en yüksek şey değilse evet. aslında o mektup iyi değil. Şey, ben kendim şeyi hatırlıyorum. Ben Türkiye'de çalıştığım zamanlarda aynı zamanda Almanya pazarına bakıyordum. Ve orada hiç memnun olmadığımız ve işten çıkartılan bir çalışana, Alman ama, bir şey hazırlanması gerekiyordu. Türkiye'deki yapı grubu başkanı diyor ki ben bunu imzalamam. Biz bu adamdan nefret ediyoruz. Neler çekti biz? Evet. Ben böyle, ya onu anlatana kadar bunun aslında, ben diyorum ki bu gerçekten çok kötü bir karne. Yani bundan daha kötüsünü veremeyiz. Nesi kötü diyor? Ya anlaşılmıyor tabii ki onun Biraz kötü olduğunu. kültür farklılığı konusu var. Tabii Evet. birazcık da yasal Evet. farklılıklar var. Herhalde Türkiye'de birincisi,
Kötü bir çalışansan böyle bir şey istediğinde seni kovabilirler. Böyle bir şey sana vermiyoruz derler. Peki ben şunu da hemen aklıma gelmişken sorayım. Sen mesela böyle bir yazıyı yazdın. Bu kişi aldı, yeni bir iş başvurusunda bulundu. Karşı taraftaki İK bunun kodlamasını da çözebiliyor mu sence gerçekten doğru bir şey diye? Evet. Yani bunların arkalarında notlar var. Almanların birden altıya kadar bir not sistemi var ya. Hani Evet. birin en iyi olduğu, altı Aynen. en kötü olduğu. Altı veremiyorsunuz zaten. Hani o yasal değil. Yani o şekilde getirmek Evet. ama. Yani bunun bir mi, iki mi, üç mü olduğunu hemen oradaki İK'cı anlıyor. Bir de araya böyle atılan başka şeyler de var. Mesela özellikle startuplarda biliyorsunuz burada büyük şirketlerde 100 kişiden fazla olunca sendika deniyor sanırım. Şirketin içinde bir sendika kurulma, Betriebsrat deniyor. Hani Evet. böyle bir hakkı var. Şimdi startuplar Betriebsrat istemiyor çünkü süreçleri yavaşlatan bir şey. Aynen öyle. Eğer mesela sizin mektubunuzda şey gibi bir şey yazıyorsa, işte arkadaşların hakları için hep çok uğraşır falan. Bu şirkete bir şey mi? Bu kişi Betriebsrat kurabilir, dikkat edin. Aa, bunu hiç bilmiyordum. Gerçekten Böyle mi? değişik şeyler. Evet. Yani Wow. İK'cıdan İK'cıya gizli gizli uyarılar oluyor bu mektupların içinde. Enteresan. Evet. Enteresan. Tamam, teşekkürler. Şöyle bir şey yapalım istersen. Bir tane daha soru geldi. Senin bahsettiğin vitamin B konusuyla ilgili olarak Hazal yazdı. Hazal şöyle söylüyor. İstersen sen de bak. Hani vitamin B'de Türkiye ve Almanya arasında bir fark var mı? Türkiye'de ilişki kurmak ve Almanya'da ilişki kurmak arasında. Ben kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Bence zaten insan ilişkileri konusunda Almanya ve Türkiye'de çok fazla fark var. Yani ben Türkiye'deyken Turkcell'de çalışıyordum. Gerçekten arkadaşım diyebileceğim insanlar çok fazlaydı. Çok büyük bir arkadaş ortamı vardı resmen. Ama buraya geldiğimde kişisel ortamın ve profesyonel ortamın tamamen birbirinden ayrıldığını fark ettim. Mesela bunu şurada bile görebiliyorsun. Çoğu insanın Almanya'da profesyonel hayatta bir kişisel telefonu var, kişisel cep telefonu var, bir de profesyonel cep telefonu var. Dolayısıyla da ikisini de bir şekilde ayırmış oluyor. İletişimini de ayrı ayrı kurmuş oluyor. Hatta bazı zamanlarda şunu bile biliyorum, kişisel telefonunu şirket saatleri boyunca açmıyor insanlar. Çünkü diyorlar ki ben şu anda şirket için çalışıyorum vesaire falan. Bu anlamda birazcık da farklı. Sen nasıl görüyorsun bunu? İnsanlar muhtemelen iş telefonunu da iş saatleri dışında kapatıyorlardır diyorsun. Aynen. Aa, kesinlikle onu söylemek lazım. Beşten Evet. sonra birisi toplantı koyduğunda ya da belki aradığında cevap bile vermiyor. Evet. En doğal hakkı olarak. Evet, yani şunu da söylemek lazım. Bunu yapan, yani eğer üst düzey yöneticiyseniz bunu yapamıyorsunuz çoğu zaman. Evet. Startup'ta çalışıyorsanız yine yapamıyorsunuz. Ama eğer Siemens'te Hı. çalışıyorsanız, sendikanın o bahsettiğim hani startup'ların kurulmasını engellemeye çalıştığı, sendikaların olduğu büyük yerleşik Alman şirketlerinde çalışıyorsanız gerçekten çok fazla hakkınız var. Ve evet, mesai saati sonrasında telefonu kapatabilirsiniz ve kimse size gerçekten ulaşamayabilir. Demin dediğin hani iş arkadaşları ortamıyla alakalı. Ya aslında hani şey bile bence bunu biraz gösteriyor. Biz iş arkadaşı diyoruz ya. Ben bunu söylediğim zaman Almanlara şaşırıyor yani. Hani tam kelime kelime. Hani Arbeitsfreund. Hani. Çünkü o bir Freund, bir arkadaş değil aslında. Hani burada ne diyorlar? Kollege, yani iş arkadaşı. Bizde onun tam bir karşılığı yok. Meslektaş gibi olabiliyor. Evet. O nedenle evet, buradaki İlişkiler iş hayatında insanlar sadece seçtikleri kişiyle özel hayatlarında daha yakınlık kuruyorlar ve bu Türkiye'ye göre sayıca az. Ama benim gözlemim şu şekilde, eğer biriyle o samimiyeti yakaladıysanız bu samimiyet gitgide çok derinleşebiliyor ve de öyle bir güven ilişkisi oluşuyor ki, yani şu şekilde bir Alman size, yani bir Alman iş arkadaşınızla, yani o samimiyeti yakaladıysanız, mesela bir ihtiyacınız varsa ve o mesela o size yardım etme sözü verdiyse, gerçekten iki eli kanda bile olsa Evet. gelip yardım eder. Ve Almanya'da bu genel bir kültürel fark zaten. Yani bir insan bir şey söyleyince yapar. Yani o konuda daha güvenilir arkadaşlıklar da kurulabiliyor diye düşünüyorum. Ama acaba bu soruda Birazcık daha belki iyi düşündüğünüz kastediyor farklı. Hazal. Yeni ilişkiler kurulması konusunu sanırım daha çok bahsediyor. Yeni ilişkiler kurulması konusunda hani Türkiye ve Almanya arasındaki farklar. Yeni iş yerinde ilişkiler kurmak Tabii mı? tabii kuşkusuz evet. Özellikle hani ne bileyim kariyer yeni bir yerde iş ararken mesela. Yeni bir yerde iş ararken Almanya'dayken bir insana
yanaşmak ya da Türkiye'deyken bir insana mesaj atmak vesaire arasındaki farklar. Ben kendi açımdan düşünüyorum. Ben mesela şunu çok fark ediyorum. Türkiye'deyken yeni bir ortama girdiğinizde ya da kendinizi işte yeni bir iş arıyorsunuz vesaire. Ama hani bazen olur ya, iş aradığını söylemeden iş arayan insanlar olur. Çok fazla Türkiye'deyken şey konusu olurdu. Hangi üniversitede okuduğunu göstermeye çalışmak, hangi lisede okuduğunu göstermeye çalışmak. Yani bir şekilde böyle sanki biraz statünü göstermek. Bakın ben bu okullarda okudum vesaire falan. Dolayısıyla ben sizin için çok iyi bir şey olabilirim, aday olabilirim. Ben Almanya'ya geldiğimde bunu hiç görmedim. Evet. İnsanlar ilk ilişkilerinde, ilk konuşmaya başladıkları yarım saatte hangi üniversitede okuduğunu ya da hangi şehirden geldiğini vesaire, böyle şeyleri çok fazla konuşmuyorlar. Hani bu şeyde de mesela bir fuara gittiğinizde de, çünkü Almanya'da sanki çok hangi üniversiteden mezun olduğunun bu kadar da önemi yok. Daha fazla önemli olan sen kimsin, senin kabiliyetlerin nelerdir. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle öyle. Yani hem o bahsini ettiğin etiketleme, biz etiketlere çok önem veriyoruz. Evet, çok doğru söyledin. Etiketlerin ülkesi. Aslına bakarsan eğitim sisteminde olsun, sağlık sisteminde de olsun, bir şey Amerika tarzı, hani elit insanların, elit kurumların olduğu. Ivy League Amerika'da derler ya. Evet. Amerika'da da değil mi? Hani Harvard, MIT herkes bilir. Aynen. Türkiye'de Boğaziçi, ODTÜ, ÜTÜ belli üniversitelerin ismi vardır. Hı-hı. Almanya'nın özelliği her anlamda aslında hemen. Yani bu ekonomik anlamda olsun, sağlık sektöründe olsun, eğitim sisteminde de olsun. Her şey ortalamadır. Evet. Ama ortalama yüksektir. Şimdi bunu biraz aslında şeye de bağlayabiliriz. Bizi dinleyen arkadaşlara, yani bu aslında birileri için iyi haber, birileri için kötü haber. Türkiye'den başvuran ve buraya gelen insanlar için. Çünkü şimdi eğer siz Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisiyseniz, açıkçası CV nasıl yazılır falan, bunlara hiç çok fazla ihtiyacınız yok. Çünkü orada bakan insan siz bunu gördüğü zaman sizi, bu insan zeki, hani başarılı, bak bu buraya girmiş, bu üniversiteyi bitirmiş şeklinde hemen pozitif bir şekilde ön yargıya sahip oluyor sizinle alakalı. Yeri geldiğinde eğer deneyiminiz de uygunsa hemen görüşmeye çağırıyor. Ama burada Boğaziçi işte endüstri mühendisi olarak başvurduğunuzda çok büyük ihtimal, büyük ihtimal diyorum. Çünkü bu da şu an o kadar çok kalifiye insan geliyor ki Türkiye'den nitelikli iş gücü. Yani evet. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun insanlar Almanya'ya başvurduğu için ve insanlar onlarla iyi deneyimler kazandıkları için bu zaman içinde değişebilecek bir şey gibi. Ama büyük ihtimalle insanlar sizin bu etiketlerinizden bir şey anlamıyor. Onun yerine gerçekten CV'nizden ve cover letter'ınızdan hangi deneyimlere sahipsiniz, hı hı, hangi yetkinliklere sahipsiniz, bunları anlamaya çalışıyor. Şimdi bu böyle hani elit sisteme alışmış insanlar için biraz kötü haber. Ama aynı zamanda belki Türkiye'de yaşarken yaşadığı üniversitesi, lisesi, yani hani böyle tırnak içinde diyorum, Türk toplumu için etiketleri belki o kadar, diğerleri kadar iyi olmayan insanlar için de iyi haber. Çünkü onların da aslında şu anda diğerlerinden çok da bir farkları yok. Evet. Yine kendi yetkinlikleri ve deneyimleriyle kendilerini ayrıştırmaları gerekiyor. Aynen. Şunu hatırlıyorum ben de, yaklaşık 7-8 sene önce Amazon'a başvurmuştum Münih bölgesinde. Amazon görüşmelerine çalışırken şundan bahsetmişlerdi. Amazon'da CV'ni yazarken her zaman star taktiğini kullanmalısın demişlerdi. Mesela bir tane cümle yazıyorsun. Farklı bir şirkette çalışırken ne yaptığını açıklamaya çalışıyorsun. Bu cümleyi yazarken star içerisinde olmalı. Star da şu anlama geliyor. S, situation, yani senin o işi yaparken içinde bulunduğun durum. T, sana ne tip sorumluluklar verildi? İşte mesela action, sen bunun karşılığında neler yaptın? Ve R de result, yani bunun sonucu neydi? Dolayısıyla CV'yi yazarken de her zaman hani her cümlesi için sorumluluğun neydi? İçinde bulunduğun durum neydi? Ve en önemlisi sonuç neydi? Çünkü insanlar sonuç görmek istiyorlar. Ve tabii ki sonucu görürken de yani gerçekten datanın olması önemli. Mesela ben bir şeyin pazar payını şuradan buraya yükselttim. Ya da ben bir üniversitede danışmanlık kulübü kurdum. Ve bu danışmanlık kulübünün üye sayısını birden 100'e yükselttim. Bu da çok büyük bir başarıdır örnek olarak. Evet.
Evet. Bence kesinlikle doğru. Tabii bu dediklerinde o result kısmını vermek, sonucu vermek, başarıyı vermek daha kolay. Her Evet. bölümde bu kadar kolay değil. Bazen üzerine daha çok düşünmek gerekiyor. Aynen öyle. Ama aslında yani CV'de de o yine Basistas'ta CV yazımız var, onu bilmiyorum demin koydun. Niyeti koydum. Hemen şimdi şeyde koyayım. Sen hatırlattın, CV'yi de koyayım. Evet, CV ile alakalı. Yani CV'de de yazarken gerçekten ne yaptığınız kadar neyi başardığınız Evet, önemli. aynen. Senin result dediğin. Çoğu insan sanırım bunu birazcık atlıyor. CV hazırlarken görüyorum. Böyle hani sanki şey iş ilanındaki o task'lar aynen oraya. Tamam, hani bunlar o pozisyonun görevleriymiş. Evet. Ama sen bu görevleri icra ederken neleri başardın? Aynen. Esas o kısmı birazcık daha ilginç. Çok doğru, çok doğru. Şöyle bir şey yapayım. Oğuzhan bir soru sormuş. Maaşlarla ilgili. Herhalde maaşlarla bir gün boyunca da konuşabiliriz. Ama belki bu soruya bir bakalım. Almanya'da maaş konusu bir tabu olduğu malum. Glassdoor, Kununu gibi sitelerde maaş aralıkları bazen yazıyor. Ancak bu tutarlar çoğunlukla çok yanıltıcı da olabiliyor. Buna ben de kesinlikle katılıyorum. Görüşebileceğimiz firmaların iş pozisyonlarının maaş aralığı konusunda en doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Yani bu gerçekten zor. Ben kendim de daha önceden işe başvurduğumda çoğu zaman şey diyorlardı, hani ne kadar bir maaş beklentim var. Evet, O kadar çoğu soruluyor. Zor bir soru ki, yani Haklı. şimdi az yazsan ucuza gideceğim diyorsun. Çok yazsan bu sefer büyük olasılıkla seni reddedeceklerini düşünüyorsun. Ama bir yandan da ben karşı taraftaki İK'cı açısından şunu düşünüyorum. İlk baktığı şey büyük olasılıkla maaş değil. Öncelikle doğru insanı bulmaya çalışıyor. Belki doğru insanın arasında hani 2-3 tane potansiyel doğrulukta insan varsa sonra maaşlara belki bakıyorlar. Sen nasıl düşünüyorsun? Bence duruma göre o söylediği. Okay. Yani şöyle, tabii ki belli aralıklar içinde kesinlikle dediğin şekilde. Evet. Ama mesela ederi 60 bin euro olan bir pozisyona 30 Hı-hı. bin euro yazıyorsanız o Evet. zaman direkt elenirsiniz. Çünkü yani der ki bu pozisyonun sorumluluğunu anlamamış. Aynen, çok doğru. Aynı şekilde 60 bin euroluk pozisyona 120 bin yazıyorsanız yine hemen elenirsiniz. Yani başka bir beklent var diye. Ama muhtemelen onların minimum ve maksimum beklediği, yani düşündüğü bir alan var. O alan veya o alana yakın bir şey içinde bir sayı verirseniz o zaman bence senin dediğin doğru oluyor. Evet. Yani diğer uçları elimine ettikten sonra. Bu arada bana da yani bu maaşla ilgili çok soru gelmişti bugünkü görüşmeyle alakalı. O yüzden bence bunu birazcık ele alalım, sen de Lütfen, fikirlerini. lütfen. Tabii tabii, kesinlikle. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi çok genelleme olacak bu da tabii ki, yine en başta bir Glassdoor konunu falan gibi, ama ya Almanya'da 4-5 senelik deneyimi olan bir uzman. Böyle yani hani çok ortalama olarak söylüyorum bunu. Yani yani Türkiye'den özellikle Evet. şey yapanları da düşünerek. Yani bir 50 bin euro maaş yıllık. Bu arada burada maaşlar hep yıllık ve hep brüt olarak söyleniyor. Aynen öyle. Size ne kalacağı birçok faktöre bağlı olarak değişiyor çünkü. Bu 50 bini alın. Böyle sektör sektör, böyle çok eğlenceli ve herkesin arzu ettiği bir sektörse böyle, bunu Hı-hı. da eksiltin. Farma veya finans sektörü ise üzerine ekleyin. İş olarak atıyorum medya, iletişim falan gibi bir alandaysa eksiltin. İşte böyle hukuktu, IT'di vesaire bir alansa arttırın. Startup gibi bir şirketse düşürün. Daha kurumsal bir şirketse arttırın gibi böyle. Bu ilk başta fikir versin diye söylüyorum. Şimdi Glassdoor, Kununu falan, bunlarda gerçekten yazıyor maaşlar ama ya yani buna baktığınız zaman sadece bir fikir edinebiliyorsunuz. Yani Berlin'de bir satış müdürü ne kadar kazanıyor? Evet. Ama bir artı bir hani bir alt ve üst limit veriyor. Ve o alt ve üst limitte gerçekten şirketten şirkete çok fazla değişkenlik var. Peki Gülür, şöyle söyleyeyim. Ben mesela yeni bir işe başvuracağım bir şirkette. Senior Manager, kıdemli müdür diye bir iş. İş tanımını da okudum. Nasıl, hangi kanalları kullanılarak, nasıl bir analiz yaparak ben oraya o fiyatı yazacağım? Kaç para almam gerektiğini? Şimdi açıkçası buradaki bence en işe yarayan şeylerden biri sormak. Yani bu hani o vitamin B var ya, hani 6 kişiyle herkese ulaşabiliyorsunuz. Yani insanlara tabii ki ben kaç para alıyorsun diye sorulmaz, ama belli şirketlerde çalışan insanları biliyorsanız veya benzer alanlarda çalışan insanları biliyorsanız sorun.
Sence şöyle bir iş, şu pozisyon hangi aralıklarda, yani maaş kaç olur ve sence minimum kaç olur, maksimum kaç olur diye insanlara sorarak mutlaka fikir alın. Evet. Böyle böyle yaklaşık böyle kafanızda bir fikir oluşur. O fikri bir alın. Bir de kendinize bakın, hani sizin minimum ve maksimumunuz gerçekten ne? Yani hangi parayı almayı, onun altında bir şey. Yani tabii ki eğer para sizin için yeteri kadar önemli değilse olabilir. Ama diğer türlü bunu da düşünmek gerçekten önemli. Ben bu şeyleri, belli siteler var. Bu hani şey dışında da mesela Gehalt'te, ben bunları yazacağım. Hatta Evrim söylemiştim, bir yazı yazacağım, vasıtasına koyacağım, daha yapamadım. Burada birkaç tane site var bunlar dışında da. Gehalt'te var, Absolventa var. Hatta sonra şey bile var Gürru. Mesela bazı zamanlarda LinkedIn kendi başına bir araştırma yayınlıyor. Ya da bizim çok hoşumuza gitti araştırma detayı olarak. Hatta Türkçesini de vasıtasına koyduk. Mesela Almanya'da doktor maaşları, hemşire maaşları, mühendis maaşları, IT'ci maaşları vesaire falan. Stepstone. Stepstone mesela her yıl en çok aranan pozisyonların maaşlarını yayınlıyor. Belki buralardan da bir fikir verilebilir. Evet, ve böyle hani mimarlar odası falan gibi meslek olanlar, aynen, onlar da kendi şeylerini koyuyorlar. Ben bir şeyden daha bahsedeceğim. Value My CV diye bir site var. Okey. Bunu hiç duymamıştım. Denedim. Evet, birkaç kere denedim. Hı. Böyle hatta kendi CV, yani şöyle CV'nizi buraya yüklüyorsunuz. Açıkçası şeyine de çok bakmadım, hani data güvenliği falan konusunda. Evet. O konuda bir şey demek istemiyorum. Ama yani bana şey makul geldi. Ben kurumsal hayata devam etseydim, evet, böyle bir şey kazanırdım diye düşündüm açıkçası. Ve böyle birkaç kişiden de pozitif yorum duydum ondan sonra. Bunu da söylüyorum, bir deneyin diye. Hani dediğim gibi hani data güvenliğini bilmiyorum. Ya yani oraya CV'nizi yüklüyorsunuz. O CV'nin ederi ne? Kısaca bunu söylüyor. Ya herhalde büyük olasılıkla mesela içerisinde Almanya anahtar kelimesini görüyor. İşte ürün yöneticisi yazmışsan ürün yöneticisi anahtar kelimesini görüyor. Hani biraz veri bilimini kullanarak bir fiyat çıkartmaya çalışıyor sana, değil mi? O şekilde oluyor. Yoksa mesela bir İK'cı mı bunu analiz edip de? Yok. Bence bu tamamıyla yine big data. Evet, aynen. Yani ne kadar CV yüklendikçe muhtemelen çok daha gitgide, belki bir sene sonra çok daha geçerli şeyler. Evet, evet, evet. Şey de vardı. Mesela sen daha iyi bilirsin. Expertier.de diye bir web sitesi vardı. Burada yanlış hatırlamıyorsam CV'ni yolluyorsun. Bir İK'cı senin CV'ne bakıyor. Gerekli değişiklikleri yapıyor. Yani şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın falan. Belki orada da mesela şey diyebilir. Hani şu maaş aralıklarında sen bu CV'yle bir para alabilirsin gibi bir şey diyebilir. Bu brüt maaş konusuyla ilgili olarak da şu çok önemli. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Yani şimdi Gürru'nun alacağı brüt 50 bin euro maaş ile benim alacağım brüt 50 bin euro maaş cebimize giren para açısından çok farklı. Evet. Çünkü net maaş neye göre hesaplanıyor? Örnek veriyorum, medeni durumuna göre hesaplanıyor. Evli olanlar tabii ki daha az vergi veriyorlar Almanya'da. Çocuk sayısına göre hesaplanıyor. Hatta bağlı bulunduğunuz eyalete göre hesaplanıyor bir seviyeye kadar, sağlık sigortasından kaynaklı. Önceden mesela Almanya'nın doğu tarafında daha vergi konusunda daha az vergi veriliyordu. Bildiğim kadarıyla o şu anda kaldırıldı. Sonra seçtiğiniz sağlık sigortasına göre bu net maaş hesaplanıyor vesaire. Dolayısıyla hani yeni işe başvuracak arkadaşlara tavsiyem, brüt maaş yazın ama cebinize de gerçekten aylık olarak ne kadar gelecek bunu da hesaplamaya çalışın. Vasistas'ta Türkçe net maaş hesaplama motoru var. Bu gerçekten bir Alman şirketiyle ortaklaşa yaptığımız bir şey. Bayağı yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama Google'da da brüt maaş hesaplama Almanca olarak yazıldığında onlarca web sitesi çıkıyor. İşte orada şey diyorsunuz, kilise vergisi ödüyor musun? Hayır, ödemiyorum. Dolayısıyla vergin azalıyor. Hangi şehirde yaşıyorsun? Doğum tarihin nedir? Brüt maaşın nedir? Bunları yazdığında zaten güzel oranlarda, yani başarılı oranlarda net maaş bilgisi veriyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yani o kısmı çok önemli. Çünkü herkesin cebine kalan para çok değişiyor. Evet. Yani tüm bunlara dayanarak bir şey söylemek gerekiyor. Aynen, ben şunu hatırlıyorum. Evet, her zaman birazcık, yani
Ben bana gelen danışanlarla da ben de onlara fikrimi söylüyorum her zaman. Hani şu aralıktadır bu. Hani evet. Şu şey yazabilirsin. Ama bunda şunu da söylüyorum. Şimdi mesela tam siz yazarsınız 60 bin euro. Aha. Onun da hani 50 bin ile 60 bin arası diye düşünmüştür. Aynı oranda hatta belki birazcık daha tam böyle aynı şeylerde 50 bin isteyen biri gelir. Aynen. Her tercih ondan yana. Yani bu birazcık gerçekten bir nevi poker. Kesinlikle aynısı aklıma geldi. Poker ve karşı tarafın ne yaptığında gerçekten sonucunu bile göremiyorsun. Evet. İşin kötü tarafı bazen elenebiliyorsun iş görüşmelerinde ama neden elendiğini de bilmiyorsun. Çünkü bununla ilgili de çok detay vermiyorlar. Bir soru daha vardı aslında. Ha, ben bir de şeyi söylemek istedim. 12 sene önce Almanya'daki işimden ilk teklifimi aldığımda bana teklifi yolladılar. Üzerinde yazan maaşı gördüğümde şok oldum. Çünkü senin dediğin gibi yıllıktı. Ben Türkiye'de hiç yıllık maaş görmemiştim daha önceden. Aylık benim. Aynen. Bir de büyük maaştı. Ben şey dedim, yani inanılmaz. Gerçekten ben bu maaşa mı gideceğim dedim. Sonradan araştırdım ki maalesef Almanya dünyada en fazla vergi alan ülkelerden birisiymiş. Orada alacağım paranın neredeyse %40'ı, özellikle o zaman bekar olduğum için %40'ı zaten Alman hükümetine gidecekmiş. O yüzden şaşırmıştım. Bu konuda da bayağı şaşırmıştım. Aynen. Sorularla devam edelim mi? Hamit yazmış. Hatta birazcık da bana seslenmiş. Ben şöyle belki herkes chat'i göremez diye okumak istiyorum. Hamit, öncelikle sorun için teşekkür ederim. Merhabalar, kendi adıma bir şey yazmak istedim. NRV bölgesinde, yani bizim Düsseldorf'un olduğu eyalette yaşıyorum. Elektrik, elektronik mühendisiyim. Yaklaşık 2 aydır burada dil kursuna gidiyorum. Buraya gelmeden önce İstanbul'da elektrik dağıtım şirketinin taşeronu olarak mühendislik yapıyordum. Şu an yaşadığım bölgede elektrik dağıtım işini E.ON yapıyor. Bu benim de çalıştığım şirket. Herhalde Hamit görmüşündür LinkedIn'de diye tahmin ediyorum. Şimdi sorun şu. Kendi çalıştığınız şirketten örnek verir misiniz mesela? İşe alımlarda nelere dikkat ediliyor? Buradaki gibi taşeronlara iş veriliyor mu? E.ON'da ya da başka bir şirkette, mesela Deutsche Telekom'da da benim bildiğim kadarıyla tabii ki taşeronlara iş veriliyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi E.ON, örnek veriyorum, 60 bin kişilik bir şirket. Yani çok büyük bir şirket ve işleri hızlı yapması maalesef mümkün değil. Ama böyle taşeronlarla çalıştığında çoğu zaman işler çok daha hızlı ilerliyor ve işleri de çok daha ucuz bir fiyata yaptırıyor. Neden? Çünkü E.ON bazı zamanlarda kendi içerisinde bir işe alım yapmak yerine taşeronda daha uygun fiyata bir kişiyi çalıştırabiliyor. Dolayısıyla da bu E.ON'un ya da başka bir şirketin işine geliyor. Taşeronlar var. Ama Hamit, sen bence şunu da birazcık soruyor olabilirsin. Hani benim E.ON'da çalışma şansım var mıdır? Ya da başka bir RWE gibi enerji şirketinde çalışma şansım var mıdır? Sana şunu söylüyorum. Kesinlikle var. Özellikle bu COVID'den sonra, lütfen sen bana söyle ne oldu ne bitti bilmiyorum ama deli gibi insan aranıyor. Deli gibi Almanya'da iş aranıyor. Özellikle böyle Hamit'in de bahsettiği gibi elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği. Bunlar Almanya'nın çok fazla aradığı ve değer verdiği iş kolları. Bence Hamit, Almanya'ya gelerek zaten güzel bir şey yapmışsın kendi kariyerin için. Bir de dil kursuna girmişsin, gitmişsin. Benim son 12 seneden beri yapmadığım bir şeyi sen yapmışsın. Zaten bir adım öndesin diyebilirim sana. Sana tavsiyem şu olur. İstersen elini kaldırıp hani sesle de konuşabilirsin. Bunu da burada bir kere daha belirtmek istedim. Sana tavsiyem şu olur. Almancayı en az B1 seviyesine getir. İngilizce çok önemli. Yani İngilizcen yoksa Almancanın en az C1 olması gerekiyor. Bunu E.ON örneğinde söylüyorum. Ama İngilizcem varsa hiç Almanca olmadan da olabilir ya da B1 seviyesinde bir Almanca da senin belki rakiplerinin önüne geçmene yardımcı olabilir. Şirketler neye dikkat ediyorlar? Bunu gerçekten sana şunlara dikkat ediyorlar diyemem çünkü pozisyona göre çok fazla değişiyor. Yani seni E.ON'a alacak kişi E.ON isimde bir insan değil maalesef. Orada hiçbir kimsenin tanımadığı tek bir kişi. Bu tek bir kişi karar verecek. Bu tek bir kişi karar verirken de nelere bakıyor? Dil seviyesine büyük olasılıkla bakıyor. Senin eğitim seviyene bakıyor. Daha önceden mesela Türkiye'de bu işi yapmış mısın? Bence bu çok önemli. Seni kesinlikle rakiplerinin önüne geçirecek bir şey. Bunlara bakıyor.
Kısacası böyle özetleyebilirim. Şunu da söylemek istiyorum. Lütfen LinkedIn'den yaz bana. Guru'nun bahsettiği referans programı bizde de var. Hani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ama her zaman ben şunu söylüyorum. Lütfen karşı taraftan hani al sana iş, böyle bir şey beklemeyelim arkadaşlar hiçbir zaman. Hamit'in de burada yaptığı gibi araştıranım. Nerede fırsatlar var? Karşı taraf, karşıdaki şirket neler bekliyor? Nasıl bir insanı bu işe almayı düşünüyor? Bunu çok iyi anlayalım. Ve ondan sonra da ilgili kanallardan iletişime geçelim. Gürür, sen bir şeyler eklemek ister misin? Çok yani kesinlikle katılıyorum. Yani şunu aslında bence hani bu çok önemli bir kısım. İyi ki bu konuya burada da geldik bu görüşmede. Yani mesela bana gelen, kariyer danışmanlığına gelen insanlar, yani bazıları çok bir sürü iş arıyor ve olmuyor olmuyor bir mutsuzlukla geliyor. Ve şöyle şeyler çok diyorum. İşte 200-300 başvuru yaptım. Ya cevap almadım ya red aldım. Böyle değil. Gerçekten belki de o sebeple zaten iş alamamış oluyorsunuz. Hı? Çünkü 200-300 tane, yani benim söylediğim kriterlerle başvuru yapmak zaten mümkün değil. Aynen. Hani yıllarca başvuru yapmanız gerekiyor o şekilde başvuru yapmak için. Onun yerine gerçekten oturup düşünerek neyi istiyorsunuz? Hangi yetkinlikleriniz var? Size uygun hangi roller olabilir? Bu roller hangi sektörlerde en ideali? Hangi şirketler olabilir? Sonra bu şirketleri açıp inceleyerek gerçekten şirketlerin ihtiyaçları ne? Hangi pozisyonlar? O pozisyonlara bakarak pozisyonda neler isteniyor? Yani bunları böyle gerçekten hani üzerine çalışarak tam da onlara uygun bir şekilde CV, cover letter vesaire şey hazırlayarak ve yani diğer söylediğimiz şekillerde insanlarla iletişime geçerek bana yardımcı ol değil de işte aynen hani burada şimdi Hamit'in yaptığı gibi, yani ben şöyle şöyle konuyu anlatıp şu konuda hani spesifik bir şey isteyerek veya ben bunları yapıyorum, ben size nasıl yardımcı olabilirim şirket olarak, bakın şu kadar tecrübem var ve şu alanlarda iyiyim, yani üzerine uğraşarak gerçekten bir yere gelebilirsiniz. Yoksa öyle ben bir CV hazırladım yolladım 100 şirkete, bir şey çıkmıyor, hani birine de sorayım belki yardımcı olur, maalesef böyle bir şekilde Almanya'da iş bulmak pek mümkün değil. Evet, evet. Chat'te bazı sorular var ama daha önceden bize yollanan sorulara da bakayım istersen Guru. Şöyle bir soru vardı. Evet, aslında biraz önceki chat'teki soruya da benzer bir konu. Almanya'da Türkiye'den gelmiş bir profesyonel olarak kendimi nasıl farklılaştırabilirim? Gerçekten zor bir soru. Çünkü yani öyle bir ülkeye geliyorsun ki bu ülkenin kültürünü bilmiyorsun. Çoğu zaman Türkiye'den geliyorsan bu ülkenin dilini bilmiyorsun. Bu ülkede insan tanımıyorsun. Kurallarını, yasalarını belki çok fazla bilmiyorsun. Farklılaşmak gerçekten çok zor. Öyle değil mi? Çünkü 5-0 aslında geriden başlıyorsun bazı durumlarda. Peki sence nasıl farklılaşabiliriz? Tam onu diyecektim. Ya aslında zaten farklıyız. Ama bu yani... Bir Alman yurt dışına gittiği zaman yani her toplumun, insanın pozitif ve negatif ön yargıları var. Mesela Almanlarla ilgili iş dünyasında hep pozitif ön yargılar var ve bu açıdan çok şanslılar. Evet. Alman biri geldi mi, Almandır dakiktir, Almandır sistemli çalışır, Almandır şimdilik. Bu nedenle, şimdi Türkler için maalesef bunu söylemem mümkün değil. Türklerle ilgili de burada pozitif ön yargılar var. Ailesine düşkün, hani bağlı, arkadaş canlısı, yardımsever falan ama... İş dünyasında o kadar olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence buradaki ilk şey gerçekten doğru şekilde başvurarak aslında yani negatif duruma, yani o negatifliği bir elemine etmek. Evet. Bunu yaparken de... Mutlu hale getirmek belki, öyle değil mi? Evet. Yani hani oradaki o negatif kısmı yok etmek. Yani bence burada bir Türk'ün başvuru yaparken başvuru dokümanlarının bir Alman'ınkinden daha iyi olması gerekiyor. Yani bunu hani maalesef olarak söylüyorum. Ki yani insan daha fazla emek vermesi gerekiyor kendini anlatmak için. Evet. Onun dışında şey CV yazımda yine yazmıştım. Bence mutlaka yani böyle eski püskü değil, gayet net, böyle arka fonda çok karmaşık şeyler olmadan sizi gösteren bir fotoğraf. Çünkü oradaki müdürünüz veya İK'cı, yani belki de hiç telaffuz edemediği bir isim görüyor orada. Ama o ismin yanında hani güzel, işte ne bileyim güvenle bakan, böyle sempatik bir şekilde bakan bir surat o yabancılığın bir kısmını alabilir gerçekten. Hı-hı. Bu nedenle buna da dikkat etmenizi öneririm. Bunların dışında aslında bence Türk olarak gerçekten farklılaşabileceğimiz ve bunu biraz daha güzel pazarlayabileceğimiz bir alan var. O da şu... Bu konuşmanın başından beri bahsettiğimiz gibi dünya çok değişiyor.
Evet. Yani şu anda yani bir krizin içindeyiz. Yani bir krizden çıkamadan aslında yeni bir krize giriyoruz. Ve tam böyle şey hani VUCA diye bir terim vardır bilir misin? Böyle aslında şey Soğuk Savaş zamanında çıkmış Evet. dünyayı anlatan ama tam şu ana da uygun. Böyle şey karmaşık, kompleks, vesaire. Yani bu aslında şu an günümüzü anlatıyor. Şimdi birazcık genelleme yapmam gerekirse, yani bunlar tabii ki herkes için geçerli olan şeyler değil ama Türkleri iş dünyasında hani nasıl birazcık daha böyle genelleyebiliriz? Aslında Evet. esnek insanlarız. Plan yapmak güçlü yönümüz değil ama plan yapamadığımız için iyi, planlar bozulduğunda yaratıcı çözümler bulabiliriz. Kesinlikle. Bu şekilde krizleri iyi yönetebiliriz. Şimdi ben hem Almanya'da hem Türkiye'de çalıştım ve bazı çalıştığım rollerde de Almanya-Türkiye arasında çalıştım. Ama bu en net gördüğüm anlardan biriydi. Şimdi Almanlar sonuna kadar planlamaya çalışıyor. Onları bekleyemeyen Türkler yola koyulmak istiyor. Orada zaten böyle bir şey çıkıyor, anlaşmazlık çıkıyor. Ama Türk headquarter yani merkez Türkiye'de olduğu için Türklerin dediği birazcık daha baskın çıkıp yola çıkılmaya başlanıyor. En ufak bir hata olduğunda bu sefer Almanlar çok büyük tepki veriyorlar. Türkler rahat. Ya tamam o zaman böyle yaparız yani hemen. Ama Almanlar bu konuda zorlanıyor. Şu an dünyanın içinde bulunduğu durumda yani yeni dijitalleşme, yaşanan politik durumlar gerçekten esnek ve böyle kriz yönetimi şeklinde davranabilmek çok büyük bir güç. De kriz yönetiminde herhalde en başarılı milletlerden birisiz diyebiliriz, öyle değil mi? Evet, her gün kriz her şey. Evet, Evet. aynen. Ben şunu söylemek istiyorum, izin verirsen görürüm. Şimdi hani bir Türk olarak kendimi nasıl farklılaştırabilirim bir şey, ama ben bir evrim olarak kendimi nasıl farklılaştırabilirim? Aslında o çok daha önemli. Ben bundan 6 ay önce bir iş başvurusunda bulundum. Yani o zaman da tam koronanın tap yaptığı zamanlarda çok fazla fırsat vardı. İşe çağrıldım. Çağrılmadan önce gerçekten kendimi nasıl farklılaştırabilirim diye düşündüm. Bu bir İsrail şirketiydi ve bu şirketin yaptığı tişört alıyorsun mesela Zara'dan ya da H&M'den vesaire. Tişörtlerin üzerinde yazılar yazıyor. Bu şirket bu yazıları yazan yazıcıları üretiyor ve yazıcıların mürekkeplerini üretiyor. Şimdi ben öncelikle çok fazla bilgi sahibi oldum şirketle ilgili, rakipleriyle ilgili, trendlerle ilgili. Bu zaten her birimizin yapabileceği bir şey. Bu bir farklılaşma değil açıkçası. Yalnız bir de şöyle bir şey yaptım. Hani toplantıya gittiğimde nasıl farklılaşabilirim dedim. Bu şirketin müşterilerinden birisini buldum. Ve fark ettim ki bu müşteri online olarak tişört baskı servisi sağlıyor. Ben kendime bir tane tişört bastırdım. Ve interview'a gittim. Çantamda interview sırasında tişörtü çıkarttım. Ve şey dedim. Hani ürününüzü inceledim. Çok güzel ama şöyle bir gelişime açık yönü var dedim. Ürünün üzerinde sirke kokusu var dedim. Sonradan çünkü Amazon'dan vesaire falan da baktığımda mürekkepte bir sirke kokusu geldiği için insanlar bu ürünleri çok fazla kullanmamışlar. Hatta sonraki mürekkep versiyonlarında da bunu gidermeye çalışmışlar. İK direktörü vardı. Bir de şirketin o bölgesindeki en tepedeki yönetici. İkisi de birbirine baktılar ve şey dediler. Yani wow dediler. Yani nasıl böyle bir şey yaptın? Nasıl böyle bir şey aklına geldi falan. Yani bence bu da bir farklılaşma. Gerçekten ne kadar daha o şirketin bir parçası olmadan o şirkete bir fayda sağlamaya çalışıyorsun. Bakın ben adayım ama daha adayken bile gelişime açık bir yönünüzü buldum sizin diyorsun mesela. Bu arada sonunda olmadı ama farklı bir nedenden dolayı olmadı. Ben yine de üzerime düşeni yaptım diye bunu da söyleyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Yani aslında kendini farklılaştırma kısmı hakikaten kişisel bir şey. Evet. Yani Türk olmaktan öte yani benim dediğim, Aynen. demin anlattığım şey evet bu özellikleri bir şekilde kullanabilirsiniz ama onda bile yine kişiselleştirerek şirketin durumuna, sizin Aynen. için hangisi geçerli, ondan sonra şirketin hani hangi transformasyon sürecinde bunları bulup ona uygun bir şeylerle ve ama en önemlisi gerçekten kendini insan olarak farklılaştırmak. Katılıyorum sana. Çok güzel sorular geliyor Gürru. İstersen ben sorulara devam edeyim, olur mu? Bir Türk'ün göbek adı demiş birisi. Evet. İdem çok güzel bir soru sormuş. Ben de buna cevap vererek başlayacağım. Sonra da dilersen senin de yorumunu almak isterim.
4 seneden beri Almanya'da global bir şirkette çalışıyorum. Gözlemlediğim kadarıyla birinci seviyede yönetici pozisyonlarında İngilizce yeterli oluyor. Ama daha yukarıya çıktığımızda Almanca gerektiğini gözlemliyorum. Bu konuda sizin fikriniz nedir? Şimdi yani ben bu konuda birazcık sert olmak istiyorum. Şu anlamda öncelikle Çiğdem'in dediklerine kesinlikle katılıyorum. İngilizce çoğu pozisyonda sadece yeterli olabiliyor. Yukarıya çıkıldığında Almanca önemli oluyor. Ama açıkçası Alman olmak da daha da bir önemli oluyor. Yani bunu da bence burada söylemekte fayda var. Bu benim kendi görüşüm. Ama Almanya'da büyük şirketlerin çoğuna baktığımızda, üst yönetim kadrosuna baktığımızda çoğunlukla neyi görüyoruz? Erkek görüyoruz, Alman görüyoruz. Yani çoğunluğundan bahsediyorum. O yüzden Çiğdem senin dediklerine katılıyorum. En azından benim şu zamana kadar çalıştığım şirketlerde böyleydi. Almanca bir yere kadar bence yardımcı olacak. Ama gözün çok daha yükseklerde ise bence çok dik merdivenler de seni bekliyor. Ben biraz böyle düşünüyorum. Sen ne dersin Gürbüm? Sence nedeni ne Evrim? Yani kadın erkek konusu aslında çok belirli de. Evet. Yani nedeni Türkiye'de de bence böyle. Yani Türkiye'de de insanlar öncelikle kendi Türkiye'den yani Türkiye'deki insanı almak istiyorlar. Yani sosyolojik şeyini bilmiyorum açıkçası. Bu birazcık ayrımcılık konusuna da belki geliyor ama çok hissettirilmeyen bir ayrımcılık oluyor. Ama yani şunu biliyorum, böyle bir sorun var. Şirketlerin üst yönetimine baktığında, sen bunun bir analizini yaptığında çoğunlukla erkek görüyorsun ve Alman görüyorsun. Ama daha çok şeylerden bahsediyorum. Mesela Amerikan şirketlerinden bahsetmiyorum, Alman şirketlerinden bahsediyorum. Ama nedeni nedir? Açıkçası bu konuda fikrim yok. Şimdi şunu da düşündüm ama yani üst kata çıktıkça piramit daralıyor. Kesinlikle. Pozisyon sayısı azalıyor. Pozisyon evet. Sayısı azalırken toplumdaki göçmen oranı, yani Almanya çok göçmeni olan bir, evet. Bir ülke ama yine de tabii ki Alman nüfusu daha fazla. Yani aynen. Aslında sayısal olarak hani matematiksel olarak da anladım. Daha Alman'ın başta olması mantıklı. Evet. Ama kadın erkek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii ki. Çünkü %50 kadın, %50 erkek aslında. Türkiye'de de böyle bir şeyi görmemiz lazımdı. Belki çünkü şu anda baktım da mesela hani burada doğmuş büyümüş Türkler için de geçerli. Hani eskiden evet çok daha az nitelikli iş gücü olarak katılıyorlardı Almanya'da. Evet. Ama şu an yani hani şeye bak tabii bu hani çok ekstra bir örnek ama şeye Biontech'e baktığınız zaman aynen. İşte şahit çok da güzel bir örnek bizim için bu arada. Çok güzel bir örnek gerçekten. Ama onlar gibi insanlar var. Ve ben burada hani çalıştıkça hep rastlıyorum hani yönetici pozisyonda ve kendi anne babaları hani üniversite okumamış vesaire ama evet. Kendileri yönetici pozisyonuna gelmiş. Türk ama başka milletlerden de mesela Balkan ülkelerinden evet. Çok fazla göçmen görüyorum. O nedenle ben hani bu dediğin şey belki biraz sayısal da olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Yani bağlantılar yani her zaman hani yine çok üst seviyelere geldiğiniz zaman belki evet bağlantılar işe yarıyor olabilir o noktada. O bağlantıya sahip işte varlıklı ve eğitimli ailelerden, köklü ailelerden gelen Almanlar evet. Daha doğru yollar bulabilirler belki. Burada hiç kimseyi tanımayan ama kafası çalışan bir tür gibi şeyler. Ama bana sorarsan imkansız değil ama zaman ilerledikçe Almanca önemli ama yine dünya değişiyor. Hı-hı. Yani hani görüyorsunuz Tesla şu bu çok farklı şirketler şu anda pazardan gitgide büyüyen paya sahipler. Bu şirketler büyüyünce belki onların yöneticisinden Almanca istenmeyecek. Aynen öyle. Bir de ben şunu fark ettim. Bu konuda senin de yorumunu bekliyorum. Ben Türkiye'de çalışırken kariyer konusunda, hayatımda kariyerin anlamı konusunda bambaşka bir anlayışım vardı. Yani o kadar ki şey derdim işte ben çalışacağım şirketin en tepesine kadar çıkacağım, çok başarılı olacağım vesaire vesaire. Almanya'ya geldim, bunu yaklaşık 1-2 sene devam ettirdim. Ama bir süre sonra dedim ki ya kariyer çok güzel ama hayatın en önemli şeyi değil. Hayatta kariyerden başka şeyler de var. Yani kariyere bakış açım da Almanya'ya gelince özellikle buradaki insanlara bakınca çok fazla değişti. Hayattan daha fazla zevk almanın da bence birazcık
önemini görmüş oldum. Almanya'da kariyer toplantısında bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Boş ver öyle bir işte. his Hava yaptım ben güzel şu yani. an Almanya'da. Evet. Yani Aynen. güzel bir şey söylüyorsun bence. Ama Kesinlikle. bu aynı zamanda çok mantıklı da bir şey. Yani çünkü Türkiye'deyken hani ben de Türkiye'de çalıştım ve zaten şu an bütün ailem Türkiye'de. Hani ekonomik durum şu an çok kötü ama hani daha evvelden de her zaman için neydi? Hani ay sonunu getir, yüksel, yüksel ki çocuğun olduğunu özel okula gönderebil. Evet. Çünkü olduğun yerde kalırsak özel okul parasını ödeyemezsin. Bir yarış atı Hep bir yorum tarzında. içindeydik. Hani Aynen. burada yani ben yani Almanya'ya gelen ve burada çalışan insanlar da bunu söyleyecektir. Çoğu zaman alt seviyedeki insanla yöneticinin arasında maaş olarak bir uçurum yok. Aynen. İyi para kazanmak için yönetici olmanız gerekmiyor. Yani ben şöyle hani ekstrem bir şey söyleyeyim. Benim tanıdığım altında bir tane insan yönetmeyen, uzman olan ve 150 bin euro yıllık maaşı olan bir insan var mesela. Ama aynı zamanda siz bir ekip yürütüp yani yönetip bunun çok daha azı bir maaş da alıyor Evet. olabilirsiniz. Yani bu nedenle bu Almanya'da hani uzman olmak, işini iyi yapmak aynı zamanda sadece bu şeylerde de değil. Hani daha üniversite eğitimi olmayan mesleklerde çalışan insanlar da gerçekten insani ve iyi paralar kazanıyorlar. Evet. Sadece yaşam derdi içinde değiller. Tatile de gidiyorlar, yemek de Aynen yaşam yiyorlar. Yani sıkıntısı olayı hayat yaşayabiliyorlar yani. birazcık daha az olduğu için belki insanlar hobilerine mesela daha fazla zaman Evet. ayırabiliyorlar. Benim en çok gözlemlediğim oydu. İnsanların bir hobisi var. Şöyle yapalım. Tam maaş konusunu konuşmuşken Yalçın mesela çok güzel bir soru sormuş. Almanya'da genel olarak beklenmesi gereken maaş dışı yan haklardan bahseder misin? Senin aklına gelen bir şeyler var mı? Sonra ben bir şeyler eklerim. Yan haklar var tabii. Bazı büyük şirketler mesela sizin için yaşlılık sigortası, sigorta primi yatırıyorlar sizin için. Bunu özellikle daha büyük şirketler yapıyor. Çoğu şirket size gelirken hani o toplu taşımayı kullanmanız için belli kartlar var. Atıyorum Evet. onlar aylık 100 euro ise 50'sini 60'ını şirket ödüyor sizin Onun adınıza. içinde belirli bir büyüklükte olmak gerekiyor sanki, değil mi? Şirketin belirli büyüklükte olması gerekiyor. En azından bizim Kuzey Rhein-Westfalia bölgesinde böyle yani. Evet, belli bir sayıya ulaşması gerekiyor şirketin. Doğru. Onun dışında mesela startuplarda falan hep iş ilanlarında yazar işte cumaları iş çıkışı tabii bu biraz daha korona öncesiydi. Evet. Hep beraber işte aktiviteler işte böyle akşam birası deniyor burada daha çok. Herkesin oturup oradaki kantin gibi yerde böyle şey yemekler, pizzalar gelir, şeyler gelir bu tarz şeyler. Başka yan haklar leasing yapılabiliyor bazı şirketler üzerinden. Aynen. Araba. Kariyer seviyesine göre Evet. değişiyor ama yine de böyle bir şey oluyor. Benim aklıma gelen özellikle bu koronayı da dikkate alırsak en önemli yan hak şu anda home office oranı. Yani sen karşıdaki şirketle ben işte %20 home office çalışmak istiyorum konusunu konuşabiliyorsun. Bir de şunu söyleyebiliyorsun. Ben bu %20'lik home office'te dünyanın istediğim şehrinde çalışabilmek istiyorum diyorsun. Sanırım koronadan sonra bu da artık Almanya'da iş sözleşmelerine konulacak maddelerden bir tanesi olacak. Yani benim açımdan çok büyük bir yan menfaat. Evin %20 diyorsun. Ben onun daha yüksek olduğunu düşünüyorum. En Ben azından örnek olarak söyledim. Evet. kendi gözlemim şu anda. Evet. Benim konuştuğum birçok yani şeyi de çok duyuyorum. Yani tamamen home office üzerine Evet. sözleşmeler. Eskiden korona öncesi böyle bir şey çok yoktu. Artık normal hale geldi. O LinkedIn makalesinde hani Aynen. o şey bir sayı bana birazcık düşük gibi geldi. Şöyle düşündüm. Belki o tamamen full home office'tir. Yani o insanın tamamen dünyanın başka bir yerinde Anladım. hiç uğramadan çalışması gibi. Çoğu işveren tabii ki ara sıra sizi görmek istiyor. Tabii yani. Aynen. Bir de senin de sanırım iş arkadaşlarınla Evet. uyumun için vesaire falan. Yani benim kişisel görüşüm en azından bir %20 işe gitmek gerekir. Ben de onu tercih ederim ama zannetmiyorum ki şirketim de onu tercih etsin. Bakalım ne olacak Bir yani. şey başlamış Hamburg'da. Yani insanlar çoğu insan ofise gitmiyor. Halen evlerde çalışıyor Evet. ama bu ara bozulmasın diye öğle yemeklerinde buluşmalar. Ofise gitmeyip restoranda buluşma. Zaten büyük olasılıkla şirketler insanları yeniden ofise çağırmak için bir şeyler vermeye başlayacak. Yani belki öğle yemeklerini ücretsiz yapacaklar. Belki de diyecekler ki hani zorla da getirebilirler bu arada. Yasal olarak bildiğim kadarıyla öyle bir hakkı da var. Ama onu şirketlerin çok yapacağını zannetmiyorum.
Belki de şey diyecekler, hani tatlı tatlı kurallar koyacaklar. %20 evinde çalış cumaları. Zaten çoğu şirkette öyle oluyor benim bildiğim kadarıyla. Kalan zamanlarda da seni buraya bekliyoruz gibi şeyler diyecekler. Bana ondan biraz daha fazla olacakmış gibi geliyor ama Değil mi? şirketten şirket, yani büyük şirketler Evet. belki daha çok çağırabilir ama küçük şirketler sanki gerçekten hani öğle yemeğine restorana çağırmayı tercih edecek gibi geliyor bana. Doğru. İlerledikçe göreceğiz Yani, ama. sorulara devam edelim mi? Bir soru vardı. Önceden gelen, şimdi önceden gelen soruların hiçbirini atlamayalım istiyorum. Çünkü Haklısın, çok insanlardan önce doğru. soruları almıştık. İTÜ matematik mühendisi Aa, bir arkadaş evet, aynı. almıştı. O da Aklındaysa sen söyle ya da ben hemen buradan bulmaya çalışacağım. Evet, Dilan. Dilan çok güzel bir soru sormuştu. İstersen ben okuyayım. Arkadaşlar da duymuş olsun. Birazcık kısalttım Dilan izninle. Dilan yaklaşık yakın zaman içerisinde Türkiye'den Almanya'ya gelmiş. Yaklaşık olarak bir yıl boyunca yazılım dünyasından uzak kalacağım. Dolayısıyla eskiden bildiğim konularda artık hakim hissetmiyorum. Bu yüzden staj yaparak iş hayatına entegre olmaya çalışmayı düşünüyorum. Sizce mantıklı mı? Yani staj yaparak Almanya'daki iş hayatına entegre olmak, iş hayatını anlamak. Sen ne düşünüyorsun? Ben açıkçası hiç burada staj yapmadım. tabii staj yaparak iş hayatını anlama konusunda kesinlikle deneyim kazanır. Bence burada yani esas ihtiyacı olan belli bir süre boşluğundan bahsediyor. Bu Evet. zamanını nasıl aloke etmek istiyor? Neye ne kadar vakti var? Çünkü hani İngilizcesinin de o mesajda çok iyi olmadığını yazmıştı. Evet. Almanca'da B1 seviyesine gelmesinin de hani bir vakit var. Evet. Deneyim çok kıymetli bu arada. Full stack developer olarak çalışmış. Matematik mühendisi İTÜ'den. Hani burada kesinlikle iş bulabilecek kapasitede bir insan. Eğer Kesinlikle. diyorsa ki ben şu an hani bu dile odaklanmak istiyorum ve çok hızlı ilerlemek istiyorum. Şu Evet. an tam bunun zamanı aslında çalışmazken. Bir de bana şey gibi de geliyor. IT dünyası çok çabuk gelişiyor. Kesinlikle evet. Ama şirketin içine girdiğiniz zaman o kadar da hızlı gelişmiyor gibi. Yani hani bir yandan ilerliyor ama yani insan daha fazla şey kaçırdığını düşünüyor. Ya o nedenle aslında birazcık kendi hedeflerine bağlı olarak böyle bir şey tabii yapabilir, başvurabilir. Yarı zamanlı çalışır. Yani bir yandan aynı Evet. zamanda diline odaklanır. Ama bence o dil kısmını gerçekten çözmeli ve dil çözer çözmez de ben iş bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmem. Peki Guru, staj yapmak için burada okumak gerekiyor mu bir yandan ya da yeni mezun olmak gerekiyor mu? Türkiye'de öyle bir şey vardı. Sadece yeni mezunlar staj yapabilir gibi bir şey vardı benim. Ya da hala okuyorsan staj yapabilirsin gibi bir algı vardı bende. Yani değişiyor. Tabii şirketlerin mesela bazı büyük şirketlerin bununla ilgili bir polisisi var kimleri alacağıyla Evet. alakalı. Ama daha ufak şirkete başvurursanız Hı. yani onlar herkesi farklı şeylerle, koşullarla işe Evet. alabilirler. Çok daha esnek davranabiliyorlar. Hatta part-time bile olabilir belki, öyle değil mi? Bu da güzel bir şey olur. Yani Evet. Peki. bence Dilan'ın da aslında burada yapmak istediği farklı şirketleri tanımak, farklı sektörleri tanımak ve nereden belki de birazcık da keyif alacağını anlamak. O anlamda belki part-time de mesela bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Yani IT'de dil hep daha arka planda kalıyor ama bence Evet. her yerde yani bir seviyeye kadar en azından önemli. Bir de hani B1 dediğiniz zaman B1 var, B1 var. Hı Yani hı. B1 olup konuşabilen var, B1 olup hiç konuşamayan da var. Aynen öyle. Hani o B1'in neresindesiniz? O da önemli. Bir interview'da staj bile olsa kendini hiç anlatamıyorsan tabii ki biraz dezavantajlı bir konumdasın. Üstelik orada bir ekip var. O ekiple beraber bir şey yaptığınız zaman ama Almanca ama İngilizce hani birinden biriyle iletişim kurabiliyor Doğru. olmanız gerekiyor. Hemen sorulara bakıyorum. Daha önceden bize gelen sorular. Referans mektubu konusuyla ilgili konuşmuştuk sanırım. Şunu cevapladık mı? Türkiye'de çalıştığım yerlerde elimde böyle bir belge yok. Ben de bildiğim kadarıyla. Yani Türkiye'de böyle bir referans mektubu muhabbeti çok fazla yok. Bir de zaten onu Almanya'ya getirmek birazcık sanki şey gibi, yani Almanya'daki bir İK'cı ondan hiçbir şey anlamayacak gibi, İngilizce olsa bile. Sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle, hatta bu daha bu hafta bir danışanımla üzerinden geçtiğim bir konu. Evet. Burada iş karnesi var. O iş karnesini Türkiye'den alamazsınız ama Hı. Almanya'daki herkes de bunu biliyor. Yani bunun Almanya'ya özel bir şey olduğunu. Evet. Yani bir referans mektubu isterler veya istemezlerse bile bence bunu yine de alın. Hı. Başvurmayı düşünüyorsanız
önceki şirketlerinizden bunu şimdiden toparlamaya başlayın. Yapacağınız şey aslında spesifik sizinle beraber çalışmış, sizi iş hayatında görmüş, deneyimlemiş bir insan diyecek ki işte ben Evrim'le beraber 5 sene çalıştım, Evrim'in yöneticisiydim, Evrim çok iyi bir çalışan, şu şu nedenlerle şu işleri yaptı, şöyle iyi bir insandır. Ben yine olsa yine Evrim'i işe alırdım. Hangi şirkete gidecekse de o şirketi onu recommend ediyorum, yani tavsiye ediyorum. Evet, İçinde bunların olduğu bir mektup alıp getirmeniz gerekiyor. Bu yeterli olur. Tamam. Çok güzel bir soruya takıldım Gürru. Mehmet yazmış bize. Birazcık açıkçası teknik bir soru olabilir. İstersen bir cevaplamaya çalışalım ama belki bizi dinleyenlerin arasında da cevaplayabilecek birisi varsa lütfen konuşmaya katılsın. Çok seviniriz gerçekten. Mehmet şöyle bir soru sormuş. Merhabalar, Berlin'den Mehmet. İngilizce öğretmeniyim. Eşim de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni. Burada okullarda kendi mesleğimizi yapabilir miyiz? Alternatifler nelerdir? Job Center'a başvurdum. CV'ler gönderdim. Özel kurslara ancak Almancam olmadığı için kabul edilmedi. Neler yapabiliriz diye soruyor. Ben şunu biliyorum mesela. Essen'deki arkadaşlar da belki bilirler. Türk dili için özellikle burada benim bildiğim kadarıyla şeyler var. Hani eğitim veren kuruluşlar var. Eşi için en azından iş bulunabileceğini düşünüyorum. Bunun için yapabileceği benim aklıma iki tane şey geliyor Mehmet. Bir tanesi Almanya'daki Türk konsolosluklarında eğitim ateşeleri oluyor. Bu eğitim ateşelerinin görevi aslında birazcık Türk dilini Almanya'da yaşayan Türklere ulaştırabilmek. Ben eşinin yerinde olsam bu eğitim ateşeleriyle bir şekilde iletişime geçerdim. Eminim onlar yönlendirebilirler. İkinci seçenek de şu olabilir. Bunu yapan bir sürü şey var aslında. Hani Türkiye'den gelenlerin kurduğu kurumlar var. Hani Türk dilini yaymak için. Bu Türk dilini yaymak için kurumlara mail atsa en azından onlar yönlendirme yapabilirler diye düşünüyorum. İngilizce konusunda emin değilim. Yani Mehmet'in kendi konusunda emin değilim. Şunu düşünüyorum. Bir İngilizce öğretmenin zaten amacı İngilizce öğretmektir. Almanca'ya ihtiyacı olmaması gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani burada denklik meselesi var. Almanya'da eğitim, öğretmen eğitimi Lehramt diye geçiyor. Farklı bir bölüm ve burada okullarda öğretmenlik yapanlar genelde iki bölümü birden öğretmenlik yapıyorlar. Yani Almanca ve fizik, İngilizce ve tarih gibi. Açıkçası bunun detaylarıyla ilgili ilk başta sanırım denklik kısmına bakmak gerekiyor. Belki burada o eğitimin denkliğini, belki artı dersler alarak, yeni bir branş öğrenerek almak mümkündür. Evet. İşte sanırım ilk yapılması gereken sizin eğitiminizin burada denkliği var mı? Ona bakmak. Benim hissiyatım Mehmet bu konuya buraya geldiyse zaten bakmıştır. Belki ekleyecek bir şeyin varsa Mehmet söyleyebilirsin ya da yazabilirsin. Ama bakmadıysan da tabii ki Gürür'ün dediği gibi denklik konusuna bir bak. Bir de dediğim gibi şu eğitim ateşeleriyle bir konuşmanı öneririm. Gerçekten konuşmanı. Sesim geliyor mu acaba? Evet geliyor. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben yaklaşık 2 aydır buradayım. Bir süredir işte kendi mesleğimi yapabilmek için girişimlerde bulunuyorum. Evet. Konu şu şekilde şekillendi en son. Ben bu arada Wüstermark'ta yaşıyorum, Berlin'e yakın. Şu şekilde şekillendi. Anabin diye bir sistem var. Aynen. Bu sisteme gidiyorsunuz, diplomanızın denkliğini soruyorsunuz şeklinde. Eşimin diplomasının denkliği var o sistemde. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Türk Dili Edebiyatı bölümü mezunu. Fen Edebiyat Fakültesi sonrasında formasyonunu aldı. Evet. Biz 10 sene kadar milli eğitimde kendi işimizi yaptık. Keza ben de aynı şekilde. Ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Ancak benim Uludağ Üniversitesi'nin denkliği çıkmadı sistemde. Bunun için farklı bir sertifika veriyormuş galiba üniversite. Ona ulaşamıyoruz şu anda bir süredir. Arıyoruz, telefonlara çıkmıyorlar. Bizzat da gidemediğim için. Evet. Orada birazcık yani tıkandı süreç. O eğitim ateşesi olayını şey yapacağım. Güzelce bir araştıracağım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Kesinlikle burada Türkçe eğitim veren okullar da hatta çift dilli. Hamburg'da bile benim bildiğim 2 tane okul var. Almanca Türkçe eğitim veriyor ve okulda Türkçe bilen öğretmenler çalışıyor.
Tamam. Bu eğitim ateşeleriyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu'na bir başvuralım, bir iletişime geçmeye çalışalım. Bakalım onlar ne diyecek, nasıl yapacaklar. İşte sanırım bu konuda Job Center biraz daha faal çalışıyormuş. Hani iş bulup eksikleri tamamlayıp şeklinde. Ha, bu arada Da Vinci Campus'la konuştum. Burada Nauen'de Da Vinci Campus var. Oradaki sekreter hanımefendinin bana söylediği şey şuydu. İlk etapta bir öğretmenle beraber asistan öğretmen olarak derslere giriyorsunuz. Süreç tamamlanana kadar sonrasında tek başınıza derse giriyorsunuz şeklindeydi. Hani sizin de bildiğiniz farklı bir şey varsa paylaşırsanız sevinirim. Doktorlarda da çünkü süreç benzer bir şekilde işliyor. Onlar da bir sene kadar bir başka bir doktorun gözetiminde çalışıyorlar. O nedenle ondan sonra denklik süreci tamamlandıktan sonra kendi başlarına çalışabiliyorlar. Bu da herhalde bu şekilde ilerleyen bir süreç. Tamam, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler Mehmet. Ben de bu arada chatte bir link yollayacağım. Sonrasında incelersin bunu. Sana bahsettiğim gibi Essen, Duisburg ve Essen Üniversitesi bu Türk dili eğitimi konusunda hayli bir şeyler yapıyorlardı. Buradan bir arkadaşla konuşma şansım olmuştu. Bir araştır diye sadece sana yolladım. Tekrar söz aldığın için de teşekkürler. Şöyle bir soruların üzerinden geçiyorum. Mehmet'e cevapladık. Bürge Koç Büyükşahin'in bir sorusu var. Bürge, ben soruyu okuyorum. Senin için de okey değil mi bu şekilde? Tabii. Tamam. Merhaba, deneyimlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Sosyal bilimciler için anladığım kadarıyla sadece İngilizce bilmek yeterli olmuyor gibi geliyor. Türkiye'den, ODTÜ'den yüksek lisans diplomam olsa dahi Almanya'daki bir üniversiteden diplomam olmaması dezavantaj yaratıyor gibi hissediyorum. Sizce Almanya'daki bir üniversiteden mezuniyet önemli bir kriter midir? Ben burada şeyi merak ettim. Acaba hangi alanlarda iş yapıyor? Ben yani, de onu söyleyecektim. En azından benim... Açıp konuşmaya veya buradan yazabilirim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için bu arada. Ben aslında işletme mezunuyum. Üzerine de sosyal psikoloji alanında master yaptım. Yani aslında ben iki alanda birden işe başvurabiliyorum. Ben bu ikisinin kombinasyonu olan işte human resource alanında en çok işe başvurmak istedim ve hani Münih'te yaşıyorum şu anda. Buradaki büyük firmaları, özellikle sadece İngilizce konuşulan firmalara bu alanda başvurmama rağmen genelde hep Almanca bilmediğim için ya da Almanya'da bir üniversiteden mezun olmadığımı belirtilerek red cevabı aldım. O yüzden özellikle bunu sormak istedim. Yani acaba bu göstermelik bir red cevabı mı yoksa gerçekten bu bir eleme kriteri midir? Burada ben sana bir şey sorabilir miyim hemen? Yani sana gerçekten şey mi dediler? Almanya'da bir üniversiteden mezun olmadım. Ben böyle bir şey açıkçası duymadım. Yani şöyle, ODTÜ'yü ya biliyoruz evet ama hani çok da bilmiyoruz gibi bazı yani böyle tam off the record tarzında bu şeyler duydum. Yani hani ben diyorum ki mesela ODTÜ işte Türkiye'nin en iyi üniversitesi falan anlatmaya çalışıyorum. Konuştuğumuz konu öyle değil mi? Yani evet. Türkiye için çok önemli bir şey ama burada Almanya'da herhangi bir üniversite okey gibi geliyor yani. Evet yani sanki şey sonuçta bu ODTÜ'nün zaten İngilizcesi Middle East falan diye böyle anlattınız mı? Yani akademik bir alana başvurmuyorsam eğer ODTÜ'nün ranking sistemlerindeki yeridir meridir hiç kimsenin umurunda değil açıkçası. Ve Münih bölgesinde de bir sürü ve LMU gibi falan bayağı güzel üniversiteler olduğu için buraya da bir sürü başka İngilizce bilen insanlar da başvurduğu için genelde sanki yani ne bileyim sadece İngilizcenin yeterli olmadığını görüyorum ben. Kendi alanımda böyle bakıyorum. O yüzden Almanca öğrenmeye çalışıyorum ama Almancayı şu an işte B2 seviyesindeyim. Ama dediğiniz gibi tam B2 değilim. Yani biraz daha böyle B1 tarzında konuşabiliyorum. Yani işte acaba bunun için ben özellikle bir üniversiteye tekrardan bir master başvurusunda bulunsam mı bulunmasam mı? Ben de yapmazdım kesinlikle. Bence istersen sen başla. Evet. Ben de burada yani başvurduğun bu şeylerde İngilizce istenen, sadece İngilizce istenen alanlara mı başvurdun? Ben açıkçası İngilizce iş ilanlarına başvurdum. Yani hiçbir şekilde Almanca bile değildi ilanlar. Hatta bir tanesi Amazon'un ilanıydı ve Turkish Speaker diye de arıyordu. Yani özellikle ona da başvurdum. 2 gün sonra red cevabı geldi.
Yani hani Almanca ilana başvursam hani anlayacağım diyor ki Almancan yetersiz. Ama zaten İngilizce ilan. Ya ben burada bunun üniversite mezuniyeti olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. ODTÜ'nün bir dezavantajı yok yurt dışında okudun diye. Sadece Türkiye'de sana sağladığı avantaj yok burada. O başka sebeplerle elenmiş olabilir. Mesela Amazon diyorsun. Yani muhtemelen Amazon'a başvuran çok sayıda insan vardır. Yani çok istenen bir şirket çünkü. Ama Almanca öğrenmek özellikle İK alanında çalışmak istiyorsan gerçekten önemli. Evet. Yani İK'nın hangi alanı olursa olsun yani mülakat yapman gerekirse Almanca yapman gerekebilir. Şirketteki insanlarla ilgileneceksen hani business partner gibi atıyorum daha böyle özel konularda konuşacak, destek olacak bir alan olursa yine Almanlarla Almanca yapman istenebilir. Ya Almanca özellikle İK'da kesinlikle avantaj. O nedenle ben burada bir master'a falan yönelmezdim senin yerinde. Sadece Almancanın üzerine eğilirdim. Ve de hakikaten hangi alanda başvurmak istiyorsun? Aslında biraz daha evvel konuştuğumuz şeyler. Hangi alanlarda başvurmak istiyorsun? Hangi şirketler? Ve başvuru dokümanların gerçekten güncel ve tamamen o başvurduğun yere uygun mu? Onları birazcık daha gözden geçirirdim. Burga, ben de şunları söyleyebilirim. Ben de aynı şekilde burada herhangi bir yüksek lisans olması gerektiğini düşünmüyorum. Mesela Amazon örneğine bakacak olursak, ben de Amazon'a şu zamana kadar 12 senelik hayatımda emin ol 5'ten fazla başvurmuşumdur ve şu zamana kadar bir teklif almadım. Bence senin yapabileceğin iki şey, birincisi kesinlikle Almanca. Çünkü Gürün'ün de bahsettiği gibi sözleşme hazırlamada, Almanya'da işveren yasasını bilmekle ilgili vesaire kesinlikle sonuçta az HR, İK'da çalışıyorsan bunları bile az çok bilmen gerekiyor. Almanca gerekli. Bir de başvuru sırasında gerçekten kendini farklılaştırman gerekiyor. Amazon'a başvurdun mu mesela? Orada büyük olasılıkla pozisyonun altında o pozisyondan sorumlu HR partneri ya da hiring manager dediğimiz aslında altında çalışan kişi, orada ismini görebilirsin mesela. Çoğu pozisyonda oluyor. Bu kişiyi LinkedIn'den bul. LinkedIn'den bir mesaj at. Ben bu pozisyon için çok heyecanlıyım de. Yani ya da Amazon'dan mesela belki bir Türk bul. Belki ODTÜ'lü birisini bul. Beni buraya refer edebilir misin de. Yani gerçekten birazcık kendini farklılaştırmak, başvuru sırasında farklılaştırmak çok önemli. Ben de bunu söyleyebilirim. Kesinlikle Evrim'e katılıyorum. Özellikle böyle şirketlere girmek gerçekten zor. Rekabet çok yüksek. Aynen. Hani ne kadar belli alanlarda açık var desek o alanlarda dahi rekabet yüksek oluyor. O nedenle başvuru sürecini çok çok ciddiye almanız gerekiyor. Hani benim önerim. Ve gerçekten doğru şekilde başvurmak, doğru dokümanlarla başvurmak ve aynı zamanda bu şekilde hani off the record yöntemlerle LinkedIn'den vesaire birilerine uğraşarak, içeriden bilgi alarak veya hani farklı yöntemlerle o kapının size açılmasını sağlamak için uğraşmanız gerekiyor. Bu birincisinde ikincisinde olmayabilir ama elbet o kapı açılıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ruhsar Ecel bir Türk'ün göbek adıdır demiş. Bizim de önceden konuştuğumuz gibi sen de biraz önce okudun güldün sanırım. Bu arada hemen bir şeyimize bakalım. Saatimiz 8:30 olmuş mu şimdiden? Biz 7'de evet. Başladık bu arada değil mi? Evet. Hatta 7'ye 10 kala başladık. Evet aynen öyle. Yani normal durumda şu anda aslında bitirmeliydik gibi gözüküyor. İstersen şöyle bir şey yapalım. Birazcık hızlandıralım. Yani belki sen bir yarım saat daha devam edebilir misin Guru? Edebilirim. Süper, tamamdır. O zaman hızlandıralım. Sorularını... gerekiyor. Tamam, tabii ki. Bildungsurlaub, en güzel ve Gizem yazmış Bildungsurlaub. Aa, çok güzel bir şey söylemişsin Gizem. Evet. Evet, Bildungsurlaub, ben de severim kendisini. Bildungsurlaub diye bir şey var Almanya'da arkadaşlar. Sadece bazı eyaletlerde... Yılda bir hafta, pardon 5 günlüğüne şirket sizin işe gelmemenize okey oluyor. Maaşınızı veriyor ve bunun karşılığında siz istediğiniz bir konuda eğitim alabiliyorsunuz. İsterseniz fotoğrafçılık, isterseniz sushi pişirme dersleri vesaire. Hatta bildungsurlaub.de diye bir web sitesi var. Buraya bakın, sadece eyaletinizi seçiyorsunuz.
Ondan sonra da kendinize kurs seçiyorsunuz. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Hatta şunu da söyleyeceğim. Bence çoğu şirket bunu söylememeye çalışıyor. Çünkü nereden baksan 5 günlük bir çalışmadan insanlar 5 günlüğüne gelmemiş oluyorlar. Teşekkürler Gizem bunu hatırlattığın için. Cihan yazmış. Merhaba, uzun yıllar Türkiye'de kendi işimizle uğraştım ve bu yüzden mesleğimin Almanya'da tam karşılığı yok gibi hissediyorum. Meslek lisesi makine mühendisiyim. Üniversite işletme diplomam İngilizce. Almanya'da işimi hobim olarak mı seçmeliyim? Yoksa hayallerimi bir kenara bırakıp üniversite diplomam üzerinden mi iş aramalıyım? Mavi yaka, beyaz yaka mı? Teşekkürler. Açıkçası çok zor bir soru Cihan. Bu hangi soru? Cihan bana yazmış direkt olarak. Belki onu göremeyebilirsin. Göremedim. Evet. Bir daha söyleyebilir misin o tabii zaman? Tabii ki. Almanya'da mesleğimin karşılığı tam yok diyor Cihan. Meslek lisesi makine mezunuyum. Üniversite işletme diplomam İngilizce. Almanya'da işimi hobim olarak mı seçmeliyim? Yoksa hayallerimi bir kenara bırakıp üniversite diplomam üzerinden mi iş aramalıyım? Mavi yakamı, beyaz yakamı, teşekkürler. Ben şöyle cevaplayabilirim, üzerine koy istersen Gürrü. Almanya ya da Türkiye'nin dışarısına çıkmaya kafaya koyduysa bir insan, yani ne olursa olsun gelmeli herhalde. Yani Almanya'da gerçekten çok fazla farklı alanda iş imkanı var. Mesela konuşmanın başında sen şey söylemiştin, yaşlı bakımı. Türkiye'den bildiğim kadarıyla özellikle yaşlı bakımı konusunda insanlar çok daha kolay bir şekilde buraya gelebiliyorlar. Bir Ausbildung yapılıyor, bir de Almanca bilgisi gerekiyor. Ondan sonra buraya gelebiliyorsunuz vesaire. Cihan, bu tamamen senin ne kadar buraya gelme istediğine bağlı. Yani gözünü kararttıysan yaşlı bakımı yapıp da buraya da gelebilirsin. Ama dersen ki ben illa diplomamla geleceğim, beyaz yakalı bir iş yapacağım, o zaman ne yapman gerekiyor? Almancanın ya da en azından İngilizcenin çok iyi olması gerekiyor. İngilizcen çok iyi değilse de Almanca'ya bence birazcık fokus olman gerekiyor. Evet, gerçekten bu soru aslında tam bir koçluk sorusu. Evet, kesin. Yani şeyi bulmak gerekiyor ve duymak gerekiyor. Yani dışarıdan fikir vermek değil de sen gerçekten ne istiyorsun? Bunu... Hangisi için hangi bedeli ödemeye hazırsın? Aynen. Görüp şeyi de söyleyelim istersen. Konuşmanın başında senin iletişim bilgilerini paylaşmıştık. Ben şu anda chat'e yeniden koyacağım. Arkadaşlar bunu söylemekten de çekinmiyorum. Almanya'ya gelme Türkiye'den yazan arkadaşlar. Gürrü'ye yazın lütfen. Belki bir seans yaparsınız birlikte. Eminim size yardımcı olacaktır. İletişim bilgilerini de yeniden paylaştım Gürrü'nün de izniyle. Merhaba. 1 Mart'ta Essen'e dil kursu için geldim. Gıda mühendisiyim. Hacer yazmış. Türkiye'de 2 yıl çalıştım. Gıda alanında iş bulabilir miyim? Sektör hakkında bilginiz var mı? Tabii ki bulabilirsin. Yani gıda sektörü özellikle. Kesinlikle. Yani burada nasıl bir deneyimin var? Hangi şirketlerde, şirket bilindik yerlerde deneyimin varsa bu daha avantajlı olur. Evet. Ama değilse de tabii ki iş bulma şansın var. İngilizce, Almanca. Yine hani klasik aslında temel sorular. Dil bilgisi gerekiyor öyle ya da böyle. Ama iş bulmak mümkün. Evet. Oğuzhan yazmış biraz önceki bu eğitim ateşesi konusunda. Bir katkı, Oğuzhan teşekkürler bu arada geri bildirim için bu konuda. Bir katkıda bulunmak adına yazıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kendi bulunduğum şehirdeki konsolosluğun eğitim ateşeliğine gidip dediğiniz şekilde en az bir yönlendirme bekledim. Ama hiçbir şekilde yardımcı olunmadı. Türkiye'den MEP göreviyle gönderilen öğretmenlerle ilgilendiklerini belirttiler. Bence Oğuzhan bu kişi senin yönlendirme beklediğin kişiyle ilgili bir durum. Yani benim daha önceden duyduğum deneyimler, insanlar en azından bir yönlendirme yapıyorlar. Ben bir eğitim ateşesinden de en azından bir yönlendirme yapmasını beklerim. Yani yönlendirmede cebinden para çıkmıyor. Ne bileyim yani bir yönlendirme yapacaksın. Sen bu ülkede yaşıyorsun. Tabii ki buradaki insanlara yardımcı olacaksın. Tavsiyem belki başka bir şehirdeki eğitim ateşesine bir e-mail atmak olur. Hatta ben şunu bile paylaşmak istiyorum. Kadınlarla ilgili bir etkinlik vardı Frankfurt Konsolosluğu'nda. Ben de mesaj attım. İsterseniz bu etkinliği Almanya çapında vasistas olarak duyurabiliriz dedim. Bana cevap yazdılar. Etkinliğimiz sadece Frankfurt içindir diye. Yani 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorsak sadece
Frankfurt'la ilgili olmamalı herhalde. Almanya'da herhangi bir Türkiye'den gelen kadın da katılabilir. Bunu da paylaşmak istedim burada. 8 yıldır Almanya'da çalışıyorum IT alanında. Feyza Nur yazmış. TR'de hangi üniversiteden mezun olduğum hiçbir zaman sorulmadı, önem verilmedi. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bana da aynı şekilde. Sadece üniversite mezunu olmam yeterli gibi görüldü. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler demiş Funda. Çok faydalı söyleşiydi. Evet, bir de şöyle bir soru. Kolay gelsin Merve. İyi akşamlar diyorum. Kolay gelsin diyorum Merve'ye, bebeğim durmadı. Aynen. Emre şöyle bir şey yazmış. Eşim Baden-Württemberg eyaletinde doktora yapıyor. Ben Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı üniversiteyi bitiremedim. Şu an A2 seviyesindeyim. Entegrasyon kursundayım ve yazım bitecek. Aynı zamanda bir şirkette Neven Job olarak aylık 3 saat çalışıyorum. Ausbildung yaparak iş sahibi olmak mı, yoksa Almanca'yı öğrendikten sonra piyasada iş bulmak mı makul olur? Bence süper bir soru. Emre, ben öncelikle sana şunu söyleyeyim. Entegrasyon kursunun sonunda senin bir uyum testini geçmen gerekiyor. Bu uyum testini Basistas'ta Türkçe destekli olarak bulabilirsin. Bunu da reklamını buradan yapmak istiyorum. Çünkü 350 tane soru var. Bu 350 tane soru 33 tanesi karşına gelecek senin. Ve senin bağlı bulunduğun eyaleti seçebilirsin bizim sistemimizden. Pratik yapabilirsin. Soruna dönecek olursak, Ausbildung yaparak iş sahibi olmak mı, Almanca öğrenmek mi? Benim hissiyatım, zaten bu arada Ausbildung yaptığında da Almanca öğreneceksin. Almancayı, ben senin yerinde olsam Almancayı çok iyi öğrenirdim. Ondan sonra da istediğim işi seçerdim. Yani ben mesela şurada şunu görüyorum. Almancayı çok iyi öğrendiğinde emlakçı olmak Almanya'da muhteşem bir şey. Emlakçılar deli gibi para kazanıyorlar. Türkiye'de bence bu kadar değildi. Yani çok iyi bir Almanca olduktan sonra bambaşka kapılar açılabiliyor. Özellikle mesela güneş enerjisiyle ilgili Ausbildung yapabilirim diye düşünüyorsun, öyle değil mi? Bununla ilgili ben kişisel olarak 3 senenin boşa gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Gürr'ün de dediği gibi bunu sen söylerken heyecanlanıyorsun ve gerçekten ne istediğini biliyorsun. Bir de güneş enerjisi, işte geri dönüşümü yapılabilen enerji Almanya ve tüm dünya için çok önem arz eden şeylerden birisi. Dolayısıyla çok hani trending bir iş fırsatı. Ben kişisel olarak 3 senenin boşa gideceğini düşünmüyorum ama şunu tavsiye ederim. Bu işi daha önceden yapmış insanlarla konuşamaz mısın? Belki bir Türk bulabilirsin. Belki hani Almanca iletişim kuramazsın ama bir şekilde bu işi daha önceden yapmış insanlarla konuşarak onlar şu anda neredeler, ne kadar memnunlar yaptıkları işten. Belki bunu anlamaya çalışabilirsin. Ya kesinlikle güzel bir söylem. Ya, bu arada İngilizcem de var. Oldukça iyi seviyede kendimi ifade edebilecek düzeyde tamam, ve hani anlaşabilecek hiçbir evet. problem yok. İngilizce herhangi bir işe başlayabilirim şu anda. Tamam. Onun Almanca'da da kendimi artık ifade edebildiğimi ve çok rahat bir şekilde akşam haberlerini izleyebilirim. Öyle söyleyeyim size. O zaman... Bayağı iyiymiş. Yani sen yani A2'nin ikisindeyiz. Evet. Ama şimdi çalışmak durumundayım. İnsanlarla iletişim kurmak durumundayım. Hani bir yerde hayatın içerisinde olduğum için biraz maruz kalma durumu var. Dediğim üzere Türk olmayınca çevrenizde konuşacak insanınız sayısı da az oluyor. O bakımdan biraz daha avantajlı konumda olduğumu düşünüyorum. 3 sene bir de Baden-Württemberg'de 2022'den itibaren mesela örnek olarak arkadaşlar ilgilenecek kimse varsa da yapılacak tüm yeni konutlarda güneş enerji sistemi olmak zorunda. Tabii çoğu Almanya'da çoğu şeyde öyle, çoğu eyalette açıkçası böyle bir sistem var. Emre şöyle yapalım, çok da hani birebir şeye girmeyelim dilersen, diğer arkadaşların da zamanını saygı duymak adına. Gürr senin içinde okuyor olursa belki Emre hani sana... Ben aynı söyleyecektim zaten. Evet. Evet. Çünkü ben de gerçekten çok... Yok pardon, ben de seni bölmüş gibi oldum. İstiyorsanız tamam. Bana özelden bir e-mail atın. Biz iletişime geçelim. Aynen. Aynen öyle. Yavaş yavaş sonlandıralım diyorum. Bir soru daha alacağım izninle Gürr. İş başvurusu yaparken çalışma iznimizin olması ne kadar önemli bir kriterdir? IT alanında çalışmak için Almanca çok sorgulanmıyor olabilir. Ancak pazarlama, müşteri deneyimi gibi alanlarda sadece İngilizce ile bir iş bulma imkanımız olabilir mi? Buna öncelikle ben şunu söyleyebilirim. 12 sene önce Türkiye'den Almanya'ya geldiğimde Almancam yoktu.
İlk 6 senede de Almancam yoktu. İş değişikliğinde de Almancam yoktu. Ve ben de daha çok pazarlama alanında çalıştım. Dolayısıyla Almanca kesinlikle olması gereken bir şey değil. Ancak Almanca, yani başvurabileceğiniz sadece İngilizce 10 tane iş varsa, Almanca bildiğinizde 1000 tane iş oluyor. Dolayısıyla olasılık çok daha fazla artıyor. İş bulabilme olasılığı çok daha fazla artıyor. Ben bunu söyleyebilirim. Kesinlikle katılıyorum Evrim. Yani benim de beraber çalıştığım danışanlarımdan bu alanlarda evet. çalışan ve Almanca bilmeyen insanlar var. Ama totale baktığınızda da Almancayı da için içine kattığınız zaman başvurabileceğiniz ilan sayısı artıyor. Ve evet, iş vizesinin olması bir avantaj. Ama olmadığı zaman iş bulamayacaksınız diye bir şey yok. Bazı şirketlerde, özellikle startuplarda şeyi de çok görüyorum. Hani hani vize, yerleşim, relocation package'ları içinde diye böyle. Evet. Yani özellikle yurt dışından gelecek olan insanları isteyenler de var. Bunlara da yönelebilirsiniz. Çünkü bu tarz şirketlerde pazarlama, satış, farklı diller avantaj oluyor. Farklı pazarlara hizmet ettikleri için. O nedenle tabii ki iş bulmanız mümkün. Gürür, burada artık bitirelim diyorum. Çünkü bazı arkadaşlar da yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Bazı soruları cevaplayamadık arkadaşlar, kusura bakmayın. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Gürür, eklemek istediğim bir şey var mı? Kısaca kalanlardan, şimdi gidenler oldu çok ama başka hangi konularda konuşsak, katılırsanız evet. ilginizi çeker, öğrenmek istersiniz. Kısaca chat'e bunu yazarsanız kapatmadan, biz de belki bir sonra gündemi ona göre belirleriz. Kesinlikle chat'e yazın, Gürrü'ye ulaşın ya da Vasistas kanallarından bana ulaşın. Bir fikriniz varsa şu anda chat'e de yazabilirsiniz. İki hafta sonra yeniden bir görüşme yapsak, Almanya'da kariyerle ilgili hangi konuda olabilir? Mesleki eğitim ve uygulamaları demiş bir arkadaşımız. Almanya'da sosyal hayat demiş. Dedim ya, ben, çok İstersen görürsen meslek eğitimini yap, ben de Almanya'da sosyal hayat yapayım. Kariyerde yükselme konusu. Bak, bu da güzel bir konu gerçekten. Evet, kadınların iş hayatına katılımı. Bence bu da çok güzel ve önemli bir konu. Çünkü Almanya bu konuda dezavantajları olan bir ülke. Aynen, yani. Aynen öyle. Tamam, bunları bence güzel not edelim. Hı. Almanya'da meslek ve dil eğitimi, yeni meslek öğrenim alanları. Açıkçası çok fazla konu var. Kapatalım istersen yavaş yavaş. Ne dersin? Tamam. Bunu chat'i kaydedebiliyoruz bu arada. Chat'i kaydedebiliyoruz diye düşünüyorum, evet. Evet. Arkadaşlar, teşekkür ederiz katılımınız için. Tekrar görüşmek üzere. Eğer bizi takip etmiyorsanız Vasistas'ı takip edin. Vasistas.de Gürrü'nün iletişim bilgilerini paylaştım. Facebook kullanıyorsanız Almanya'da Kariyer Facebook grubumuz var. Orayı da takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Gürrü, sana da ben teşekkür ediyorum katılımınız için. Evrim, çok teşekkürler moderasyonun için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.